Spor Ajansı'na hoş geldiniz. İki saat boyunca birlikteyiz. Bugünkü konuklarımız Onur Özkan ve Kartal Yiğit'le gündemi değerlendireceğiz. Oldukça utanç dolu bir gecenin ardından mutlu günler diyerek açamadığım bir program açıkçası. Ankara Gücü Başkanı Faruk Koca tutuklandı. Son dakika bilgisiyle hemen başlayalım değerli izleyenler. Halil Umut Meler'e saldıran 3 kişi tutuklandı. 3 kişi için de adli kontrol kararı verildi. Hoş geldiniz. Pek İyi yayınlar hoş, diliyorum. Çok hoş gelmedik aslında. Yani ama işte, lafın gelişi hoş öyle, geldiniz diyelim, diyorum. Evet, gerçekten açıklanacak hiçbir tarafı olmayan bir olay ne yazık ki bir utanç gecesi olarak tarihe geçecek ve son dakikada Faruk Koca'nın tutuklandığı bilgisi şeklinde bağlantılarımız olacak. Yapılan açıklamaları dün geceden beri tabii ki ekranlarınıza getireceğiz. Onur hemen sana dönmek istiyorum. Açıklanabilir bir tarafı yok diyoruz ama söylenecek çok şey var aslında üzerine. Herkesin aslında biraz şapkasını şöyle bir önüne koyup düşünmesi gereken bir durum bu konuda. Maç öncesi açıklamalar, maç sonrası açıklamalar ve gelinen bu noktadan bahsediyoruz aslında. Nereden başlamak istersin? Çok konuşulacak şey var tabii ki. En acı taraflarından biri ne biliyor musunuz? Tabii çok acı tarafı var da en acılarından biri bana göre. Ben mesleğim gereği sürekli elimde telefon olan bir insanım. Sürekli haberlere bakıyorum. Dün böyle 45 dakika, 1 saat kadar bakamadım. Bir işim vardı evde. Telefonum çaldı. Bizim gececi editör arkadaşımız aradı. Abi dedi, duydun mu? Böyle bir olay oldu. Normal şartlarda böyle bir olayı duyduğunuz zaman bir kulüp başkanı bir Süper Lig maçı sahaya giriyor, hakeme saldırıyor. Evet. Yani bizim ilk hissiyatımız ne olur? Şaşkınlık olur değil mi? Tabii. Ben şaşırmadım. Çok ciddiyim, şaşırmadım. Yaklaşık bir ay önceydi galiba. Kasım ayının başında yine Ezgi vardı, Selahattin abi vardı. Şu ifadeyi net bir şekilde kullandığımı hatırlıyorum. Çok yakın bir gelecekte biri çıkacak hakeme saldıracak ifadesini kullanmıştım. Hani bunu öngörebilmek için muazzam bir futbol bilgisine, işte bir öngörüye sahip olmaya gerek yok. Bu bağıra bağıra gelen bir şeydi. Bu resmen bağıra bağıra geldi ve kimse bununla ilgili bir şey yapmadı. İkinci acı taraf şu. Dünden beri açıklamalar var değil mi? Kulüplerimizden, futbolculardan, spor medyasından, federasyondan. Çok özür dilerim. Tabii ki. Çok özür dilerim. Bir araya gireceğim. Son dakika bilgisini vermiştik Ankara Gücü Başkanı Faruk Koca'nın tutuklandığına dair ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da bir tweet attı konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Şu anda arkadaşlarım da ekrana getiriyorlar. 11-12-2023 tarihinde Ankara Gücü Çaykur Rizespor Trendyol Süper Lig müsabakası sonrası sahaya inerek maçın hakemine yönelik şiddet eylemine karışan tüm şüphelilerle maç sonrası sahaya inen taraftarlar hakkında 6222 sayılı sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesine dair kanuna aykırılık ve Türk Ceza Kanunu'nca kamu görevlisini yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle yaralama ve tehdit suçlarından Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığımızca başlatılan soruşturma kapsamında şüpheliler FK, ŞYŞ ve KÇ Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığımızca alınan ifadelerini müteakip sevk edildiği Ankara Batı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce kamu görevlisini yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle spor alanında kırık oluşacak şekilde yaralamak suçundan tutuklanmıştır. Görüntü analizlerinden maç bitiminde sahaya indikleri tespit edilen şüpheliler RK, ÖOÜ, VD hakkında da 6222 sayılı kanun uyarınca adli kontrol kararı talep edilmiştir. Soruşturmaya titizlikle devam edilmektedir şeklinde yapılan açıklama bir son dakika bilgisi olarak bir kez daha paylaşmış olalım. Ankara Gücü Başkanı Faruk Koca tutuklandı. Onur, bir kez daha döneyim sana. Açıklamalar geldi dün akşamdan beri, yaklaşık 14 saat falan geçti olayın üzerinden. Kulüpler, Türkiye Futbol Federasyonu, Merkez Hakem Kurulu, spor medyası, futbolcular, herkes, futbolun tüm paydaşları açıklamada bulundu. Peki şunu gördünüz mü? Sorumluluk alan var mı? Bu olayda biz de hatalıyız, bizim de bir kabahatimiz vardı diyen gördünüz mü? Kulüpler federasyonu suçluyor. Federasyon kulüpleri suçluyor. Spor medyası, biz de bu işin içindeyiz. Biz de kulüpleri, federasyonu, Merkez Hakem Kurulu'nu suçluyoruz. Ama üzerine sorumluluk alan ben kimse ya da hiçbir kurum görmedim bugüne kadar. Şimdi kulüplerimizden başlayalım en başta. Bir kere şunu söyleyeyim, kimse bu işin içinden kendini sıyırmaya kalkmasın. Futbolun tüm paydaşları şu anda yaşanan olayın sorumlusudur. Faruk Koca'nın attığı yumruk, o aldığı güç, o gücün sebebi biziz. Biz derken
Türk futbolunun paydaşlarından bahsediyorum. Bütün futbol kamuoyu. Kesinlikle. Yani burada kimse kimsenin bir kere kendisini sıyırmaya kalkmasın bu işten. Kulüplerimiz her türlü başarısızlıkta hakemleri kalkan olarak gören kulüplerimiz. En ufak bir kötü sonuçta yenilgide sorumluluğu hakemlerin üzerine yükleyen futbol yöneticilerimiz. Şimdi dün açıklama geldi, üzgünüz. Üzgünsünüz de ne yaptınız bu konu hakkında bugüne kadar? Peki Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı veya futbol yönetenler aylardır, yıllardır ülkemizde hakem... Çok özür dilerim, bir kez daha araya gireceğim. Bir Ankara'ya gideceğiz. Muhabir arkadaşımız Filiz Uçan, savaş bizleri bekliyor. Tutuklama ve adli kontrol kararlarının ardından adliye önünde hemen bu alınan kararlarla ilgili ve son bilgiler, detaylarla ilgili sözü Filiz'e bırakalım. Evet, 6 kişi bugün itibariyle olaya karışan, içerisinde Faruk Hoca'nın da bulunduğu 6 kişi Ankara'daki Batı Adliyesi'ne getirilmişti. Son dakika olarak dakikalar önce içerisinde Faruk Hoca'nın da bulunduğu 3 kişinin tutuklandığını söyleyelim. 3 kişi hakkındaysa adli kontrol kararı verildi. Dilerseniz süreci öncelikle biraz da hatırlayalım. Geçtiğimiz akşam aslında Ankara Gücü Kulübü Başkanı Faruk Hoca hakeme bir saldırıda bulunmuştu. Ardından da saha bir anda karışmış ve olaya 3. kişiler de dahil olmuştu. Bunun üzerine aslında olay yerinde Ankara Gücü Başkanı Faruk Hoca bir kalp rahatsızlığı geçirmiş ve emniyet güçlerle birlikte onların kontrolünde hastaneye götürülmüştü. Bu sabah itibariyle hastaneden taburcu oldu. Onun öncesinde de olaya karışan 2 kişi tutuklanmıştı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tutuklandıklarını duyurmuştu. Faruk Hoca da hastaneden taburcu olunca tutuklanan 2 kişiyle birlikte hemen arkamızda bulunan Ankara Batı Adliyesi'ne getirilmişti. Ardındansa olaya karışan 3 kişi daha gözaltına alındı ve böylelikle olayda içerisinde Faruk Hoca'nın da bulunduğu 6 kişi gözaltına alınarak Batı Adliyesi'ne getirildi ve dakikalar öncesinde de içerisinde Faruk Hoca'nın da bulunduğu 3 kişi tutuklandı. 3 kişi hakkında da adli kontrol kararı verildi. Dilerseniz açıklamayı da bakalım. Tutuklanma gerekçesi olarak kamu görevlisini yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle spor alanda kırık oluşturacak şekilde yaralamak suçundan tutuklandığı açıklandı. Faruk Hoca ve beraberindeki 2 kişi de bu gerekçeler nedeniyle tutuklandı. Diğer geri kalan 3 kişi hakkında da adli kontrol kararı verdi. Bizler de Batı Adliyesi'ndeyiz. Detayları takip ediyor ve paylaşıyor olacağız. Filiz Uçan Savaş'a çok teşekkür ediyoruz. Bu şekilde bağlantılar olabilir. Araya girebilirim. Şimdiden sizlerden de özür dileyim. Onur, bir kez daha döneyim sana. Yani Türkiye Futbol Federasyonu da bu olaydan sorumludur. Onu kesinlikle altını çizmemiz gerekiyor. Türkiye'de bir hakem sorunu var. Adalet sorunu var. Yani adaleti tahsis etmesi gereken kurum Türkiye Futbol Federasyonu. Ama şu anda ligimizde adil bir hakem yönetimi var mı? Adalet var mı? Bu yok tabii ki. Dolayısıyla Türkiye Futbol Federasyonu'nun en başından beri hiçbir şey yapmaması aslında bu konuda. Çürük yumurtalarla sağlam yumurtaları birbirinden ayırmaması. Şimdi ülkemizde gerçekten de görevini layıkıyla yerine getiren, hatalı kararlar olabilir, iyi kötü hakem olabilirler, yetersiz hakem olabilirler ama işini iyi bir şekilde yapmaya çalışan hakemlerimiz var. Bir de gerçekten de kötü niyetli hakemlerimiz var. Bir şekilde ülke futbolunu karıştırmak isteyen hakemlerimiz de var. Bunu kabul etmemiz gerekiyor. Bir kez daha araya gireceğim. Bir bağlantımız daha olacak. Bir kez daha Ankara'ya gideceğiz ve hastane önünde Murat Sekman bizleri bekliyor. Son bilgileri, detayları yine kendisinden dinleyelim şimdi. Evet, hastane önündeki bekleyişimiz sürüyor. Geçtiğimiz saat dilimi içerisinde Halil Umut Meler'i meslektaşları ziyaret etti. Profesyonelliklerde görev yapan 40'a yakın futbol hakemi buraya geldi. Sabahın erken saatlerinde onu ziyaret ettiler. Sağlık durumu hakkında bilgi aldılar ve sonrasında bir açıklama yaptılar basın mensuplarına. Açıklama yapan isimlerden bir tanesi Arda Kardeşler'di. Hakem Arda Kardeşler şu ifadeleri kullandı. Hakemlik ve futbol konuşacak, düşünecek halimiz yok. Tek önceliğimiz Halil Umut Meler'in sağlığına kavuşması ve onun yanındayız dedi. Bundan sonra kendisi sağlığına kavuştuğunda tüm hakemler yeniden bir araya geleceğiz ve geleceğimizle ilgili kararımızı verip sizlerle paylaşacağız dedi. Mete Kalkavan'ın da açıklamaları vardı. Kalkavan da
şu ifadeleri kullandı. Bugün önceliğimiz arkadaşımızın bir an önce sağlığına kavuşması ve ailesine ulaşmasıdır. Sürdürülemez ortamın çözümü için özellikle takipçisi ve mücadelecisi olacağız ifadelerini kullandı. Önümüzdeki saatler içerisinde yaklaşık bir saat sonra da Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin arkamda bulunan hastaneye gelerek Halil Umut Meler'i hastanede ziyaret etmesini bekliyoruz. Son olarak şunu ifade edelim. Halil Umut Meler'in sağlık durumu hakkında da izleyicilerimize hemen bilgi vereyim. Dün akşam saatlerinde acilden giriş yapmış ve gerekli tetkiklerin ardından hastane başhekimi sağlık durumuna ilişkin şunları söylemişti. Halil Umut Meler'in göz çevresinde bir kanama mevcut ki fotoğraflarda, görüntülerde de bunu görmek mümkün. O şişliği de görmek mümkün. Elmacık kemiğinde bir çatlak söz konusu. Kafa travması nedeniyle gece boyunca hastanede müşahede altında kalması gerektiğini söylemişti ve geceyi de Halil Umut Meler burada geçirdi. Şu an itibariyle taburcu edilmedi. Hastaneden de herhangi bir açıklama yapılmadı. Ancak sevindirici yanı şu: Halil Umut Meler'in hayati tehlikesi olmadığını biliyoruz. Bu noktada önümüzdeki saatlerde gerek hastane yönetiminden gerekse federasyon başkanından da birer açıklama bekleniyor. O ziyaretin ardından o açıklamaları da A-Spor ekranlarından izleyicilerimize aktarıyor olacağız. Evet, Murat Sekban Halil Umut Meler'in tedavisinin sürdüğü hastanenin önünden son bilgileri paylaştı. Yaklaşık bir saat sonra Federasyon Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin de hastaneye gideceğini ve o noktada bir açıklama yapacağını söyledi. Hepsini canlı olarak ekranlarınıza getireceğiz değerli izleyenler. Birazdan bu arada şimdiden söyleyelim, A-Spor yorumcusu Erman Toroğlu da yayınımıza bağlanacak ve bu konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunacak. Ben şimdi yeniden konuklarıma dönmek istiyorum. Onur, bütün paydaşların bir sorumluluğu vardır bu noktada. Aynen. Ve hiç kimseden de açıkçası böyle bir sorumluluğu üstüne aldığına dair bir açıklama görmememiz üzücü demiştin. Aynen. Oradan devam yani, edelim. Futbol Federasyonu bu işin sorumlusudur. Kulüplerimiz bu işin sorumlusudur. Kendimize pay çıkarmamız gerekiyor. Yani biz bu işten de kendimiz sıyıramayız. Spor medyası olarak biz saatlerce burada hakemleri konuşuyoruz. Türkiye'de belki dünyada bir ilktir bu. Hakem yorumcusu diye bir kavram var. Dünyada böyle bir şey olduğunu düşünmüyorum ben. Futbol yorumcusu vardır. Spor yorumcusu vardır. Hakem yorumcusu diye bir şey yoktur. Ülkemizde hakem yorumcusu var. Bununla ilgili programlar var. Saatlerce oturup pozisyonları tartışıyoruz. Ve inanılmaz reyting alıyor bu programlar. Doğru. Şimdi dolayısıyla biz spor medyası olarak da burada bir sorumluluğumuz var. Hani biz federasyon suçlu diyoruz. Güzel, kulüplerimiz suçlu. Doğru. Herkes. Ama biz ne yaptık bu konuda? Biz doğru muyuz? Biz de değiliz. Dolayısıyla aynaya bakıp bizim de kendimizi sorgulamamız gerekiyor. Futbolcular hakemlere saha içindeki tavırları, tutumları, hakemlerin saygınlığını azaltıcı hareketleri saha içinde, Avrupa'da yapmadıkları hareketleri ülkemizde yapıyorlar. Şimdi dolayısıyla teknik burada teknik direktörlerin tavırları, maç sonrası açıklamalar. Tabii. Dolayısıyla burada herkesin sorumluluk alıp bir kere bu olaya yaklaşması gerekiyor. Biz bu şekilde yine birbirimizi suçlarsak bu işin içinden çıkamayız. Herkes şu an kınadı ve bitti. Attı üzerinden bitti. Gibi çok bir durum güzel var. Dün işte hep aynı. Futbol Federasyonu, evet, Başkanımız açıklama yaptı. Kulüplerimizi suçladı. Kulüplerimizin görüyorum bildirilerini. Herhangi bir sorumluluk yok. Artı şunu söylemek istiyorum. Liglerimiz ertelendi. Güzel bir karar. Bir tepki gösterilmesi gerekiyordu. Peki ne değişecek? Yani arayı verdik. Güzel. Bir hafta, ne iki hafta, 15 zaten gün. Bu arada biz ne yapacağız? Öz eleştiri yapacak mıyız? Futbolun tüm paydaşları bir araya gelip biz nerede yanlış yaptık diye kendine soracak mı? Yoksa 15 gün sonra biz hiçbir şey olmamış gibi yeniden başlayacağız. Burada bir şey yapılması gerekiyor. Ve bu hakemler yine sahada olacaklar. Hangi psikolojiyle maç yönetecek hakemler? Ya bu sahada bir yıl önce bir futbolcu, bir taraftar bir futbolcuya saldırdı saha içinde. Joseph. Peki o taraftara ne oldu? Ceza aldı mı o taraftar? Elini kolunu sallayarak evine gitti. Biz neyi tartışıyoruz en ki kötü burada? Maça girmeme. Joseph bunu söylemişti. Söyledim. Bugün her yerde i̇şte de var zaten. İşte gibi. Bugün bir hakeme bir ciddi saldırı olduğu zaman beni hatırlayacaksınız. Oldu. Beni, evet, diyorum işte bağıra bağıra geldi bu. Ve kimse sorumluluk almadı üzerine. Kimse hiçbir şey yapmadı. Ve şu anda herkes üzgün. Herkes kızgın. Üzülmek, kızmak bir çözüm değil yani. Bunu herkes yapıyor zaten. Dolayısıyla burada dediğim gibi artık birilerinin bir şey yapması gerekiyor. Hani bu iş daha da kötü noktaya varacak çünkü ileride. Caydırıcılık şart. Bakın İngiltere'de dünyanın en holigan taraftar grubu İngiltere'dedir. İngiliz taraftarlara bakın, İtalya'ya gidiyor, Yunanistan'a gidiyor, Fransa'ya gidiyor, ortalığı birbirine katıyor değil mi? İngiltere'de sahaya
şöyle çekirdek atamıyor İngiliz taraftarlar. Çünkü caydırıcılık var. Niye? Şimdi bir daha tribüne giremiyor tabii, çünkü. Araya gireceğim tabii hemen ki, kısa. 85 yılı o zaman daha işte çocuğuz. Hatırlıyorum ama dün gibi hatırlıyorum. Hazel faciası biliyorsun. Evet. Belçika'da Liverpool takımı. Margaret Thatcher başbakan. Margaret Thatcher ne yaptı? 5 yıl İngiltere'yi uluslararası müsabakalara sokmama kararı aldı. İşte ceza budur. Liverpool takımı başta olmak üzere cezayı verdi. Böyle bir ceza vereceksiniz ki bundan sonra yapmasınlar. Yunanistan'da var benzer bir örnek. Şimdi geçtiğimiz günlerde 2 ay, 3 ay süreyle hem Avrupa maçlarında hem yerel lig maçlarında seyircisiz oynanacak karşılaşmalar. Ya buna mı gidelim biz yani? Burada bir kere kuralların uygulanması gerekiyor. Bizim ceza kanunlarımızda var ama uygulanmıyor. Kanun var işte, yeni kanun çıkardı işte 6222 sayılı. Hem taraftar için, herkes için, sporun içinde olan herkes için kanun var. Ama uygulayacaksın. Uygulanamıyor. Bakalım nasıl şimdi, bugün tutuklanmış, güzel. Güzel bir haber tutuklanmaları. Bakalım ne kadar ceza alacaklar. Şimdi o ceza yaptırımı başka bir şey, sportif alacak mı? Aynen. Sportif alacak Ezgi. Ben bir kere ömür boyu hak mağduriyeti, yani başkan olamaz bence bu saatten sonra Faruk Koca. Onu geçtim. İşin bir de idari anlamda, adli anlamında cezayı yaptırma olması Berezoğlu lazım. Emre Berezoğlu dün açıklama yaptı. Üzgünüm dedi. Peki gördünüz mü hareketlerini maçtan sonra hakeme karşı? O da var işin içinde. Nasıl yani, üzgün? İşte bu işten insanlar kendini sıyıramamalı diye düşünüyorum. Burada. Zaten Emre Berezoğlu'nu da verecek için cezayı. En ağır cezayı almalı. Disiplin kurulu, futbol anlamında söylüyorum. O da Emre Berezoğlu, görüntülerde var. Kenardan hakeme böyle yapıyor. Tahrik ediyorsun yani, ortada bir tahrik var. Yukarıdan belki başkan gördü, seni hedef gösterdi. Yani başkan indi, saldırdı. Örneklerini yaşadık. Yani kimse ceza almadı. Birkaç maç ceza, işte hak mahrumiyetleri, standart. Hiçbir anlamı yok hak mahrumiyetinin. Şeref tribününe giremiyorsun, gidiyorsun locadan izliyorsun. Evet. İnanılmaz anlamsız bir şey. Kulüp başkanısın, gidiyorsun hakemle ilgili ağzına alınamayacak bir sürü laf ediyorsun. 60 gün hak mahrumiyeti, 200 bin TL para cezası, haydi git locada maçını izle. Bu mu yani olay şimdi? Burada ya bizim ülkemizde bir hakem soyunma odasına kapatıldı ya. Ceza verildi mi? Verilmedi. Bir kulüp başkanı bir hakemi silahıyla tehdit etti dolaylı yoldan. Ceza verildi mi? Verilmedi. Hiç yok. Bağıra geldik bu noktaya işte. Hakem dövüldü taraftarlarca sağ içinde. Önemli bir deplasmanda. Aynen. Büyük bir takımın taraftarı indi sağda, hakemi dövdü yıllar önce. Ne oldu? Hiçbir şey olmadı. Hiçbir şey olmadı. Şimdi futbolcular medya mensuplarını dövdü, ne oldu? Tabii ne oldu? Gazeteciler dövüldü. Yıllarca hepimiz, ya ben sana söyleyeyim. Tamam, savaş muhabiri ya da ne bileyim adliye muhabiri gibi olmasa da hepimiz zaman zaman kelle koltukta gezdik yani. Bursa'da mesela ben bir olayların içinde kaldım. Canımızı zor kurtardık yani. Nefes alamadım kaç gün şeyden, gazdan. Yani öyle bir uygulayacaksınız ki yasayı, herkes için aynı olacak. Kimsenin gözünün kimsenin gözünün, gazeteci mi kardeşim yapıyorsa ona da yapacak. Bakın ben de senin gibi sözlerimi öyle başlayacaktım. Şimdi bu gidişatta Türkiye Futbol Federasyonu suçlu. MHK suçlu. Kulüp başkanları suçlu. Yöneticiler suçlu. Taraftarlar, sosyal medyada özellikle taraftarlar ve sosyal medyanın yanı sıra bizler medya mensubu olarak. Hepimiz bu işin içindeyiz. Hepimiz suçluyuz. Kimse burada ben şöyledim, böyledim demesin. Her maç ülkede futbol yerine hakem konuşuluyor. Şu hakem şöyle yaptı, bu hakem bizim golümüzü vermedi, penaltımızı vermedi. Böyle hakem olmaz, düdüğümüzü astıracağız. Yöneticiler konuşuyor, gazeteci soruyor, yönetici konuşuyor. Hep böyle bir gerilim, hep gerilim, hep tahrik. Ne oluyor taraftarlar? Doluyor. Sosyal medyada zaten ayrı bir şey. Orası tam bir felaket. Orası linç kültürü. Hakeme zaten inanılmaz küfürler, şeyler. Ya tamam. Hakikaten ben de inanıyorum. Art niyetli hakemler var. Var. Ortalığı karıştırmak isteyen hakemler var. Futbolu bilmeyen hakemler var. Amenna. Bunlar hepsi var. Ama kardeşim gidip de öyle ya da böyle gidip de sen bir hakemi öldürüyorsa sahaya inip dövemezsin arkadaş. Öyle bir hakkın şeyin yok. İnsanlık namına yok. Hakemi makemi de geçti. 10 günlük bebeği var ya, Halil Hoca'nın. Şimdi ailesi var, annesi, yani, babası, eşi. Düşünsene eşini şimdi, o hanımefendi. O bu dün gece neler çekti ya. Korku ve travma. Olmaz mı? Ben gördüm vallahi yani görüntüleri.
Çok çok üzüldüm ya. Hakem Halil Mütmeler yere kalpaklanmış, yüzünü koruyor, tekme yiyor ya yüzüne. Soyunma odasına girerken ki Halil Hoca'nın hareketlerini bir daha herkes izlesin. Hoca'nın orada yaşadığı, nasıl söyleyeyim, bir şok ve hayal kırıklığı var. Tamam diyor, suçlu benim tamam, diyor. Yüzüme bakın diyor. Yüzüme bakın diyor, ne halde diyor. Tamam diyor, suçlu benim, benim diyor. Benim diyor yani. Ben sana söyleyeyim, ben her an bir bırakma kararı bekliyorum Halil Mutmener'de. Ya olmasa bile şu psikolojiyle artık bu saatten sonra ben bu sanmıyorum. Mesleği hoca nasıl yapacak ki yani? Ya bu hakem Türkiye'nin bir numaralı hakemi, her başı federasyonun ve MHK'nin başı sıkıştığında aynen. Ne diyor? Halil Hoca gel Fener Galatasaray, gel Beşiktaş Galatasaray maçını yönet. Her başı sıkıştığında Halil Mutmeler, arkadaş bu çıkıp da devamlı hakemi sen kamuoyu önünde göz önüne atarsan, hakemi sosyal medyada linç ettirirsen, bugün işte bugün kulüp başkanı çıkar, yarın taraftar çıkar, öbür gün bir futbolcu da çıkabilir, gidip aynı şeyi yapabilir. Bunun gerisi gelir. Dün resmen bak linç yaşandı. Linçe teşebbüstür o. Bu bir kişi değil. Olaylarda kaç kişi var ve öldü yani, suratına vuruyorlar ya. Yerdeki. Surata vuruyor insan. Hı. Surata vurmak öldürmeye teşebbüstür ya, yani. Nasıl bir öfke? Yani ne yapmış ağrıdır. Abi? Sen izledin mi maçı? Ben parça parça izledim. Özetleri de izledim. Hakem ne yaptı abi şeyin aleyhine, Ankara Gücü'nün? Bir tane belki bir free kick'te bir içeride kola çarptı gibi bir şey var. Bir penaltı pozisyonu gibi bir şey var. Diyelim ki skandal bir yönetim göstersin yaptı yani. Yani karşılığı bu mu olacak ya? Karşılığı bu mu olacak? Diyelim ki dünyanın en kötü hakem yönetimini sergilemiş olsun yani. Git yani. Adamı diyelim ki. Öldürüyse dön mü demektir ya? Günün sonunda alacağın 3 puan ya. Ya ne olur ya? Yani insan hayatı kadar değerli bir şey var mı? Adam orada belki de ölecek, ölebilirdi. Yüzüne tekme atıyor. Bir insan beynine kafaya bir gelse her şey olabilir. Öleceksin. Belki daha sonra Allah korusun hastanede komaya girecekti. Ya bu mudur ya insanın hayatı? Yani dediğin gibi 3 puandan değerli mi? Ankara Gücü kazandı ya da Rize kazandı. Ne oldu arkadaş? Herkes için geçerli. Bakın geçtiğimiz sene aynı statta işte Joseph Souza gelen taraftarı araya girdi, önledi. 5 maç ceza aldı ya bu ülkede. Sırf arkadaşlarını korudu ve hatta hakemi korudu diye. Hakemi de korudu orada. Belki hakeme de saldıracaklardı. 5 maç ceza aldı. Bunu veren de bu Türkiye Futbol Federasyonu ve Disiplin Kurulu. Ya ayıptır, yazıktır, günahtır ya. Sonra çıktı Souza, ben burada futbol oynayamam dedi. Ve haklı çıktı adam. Aynen. Göreceksiniz dedi. Bir gün bir şey olacak, hakem bir futbolcu bir şey öldürülecek dedi. Öldürülseye dövülecek dedi. Ve dün yaşandı. Bunlar Türkiye'de yaşandı. Yani ondan sonra çıkalım marka değeri yapalım. İşte Şu an bütün dünyaya rezil olduk. Prestijli ben, yayın organları haber yaptı. Gördüm ben şimdi gelirken rezil olduk. Bak 2032'de Avrupa Şampiyonası var değil mi? Devlet o şampiyonayı almak için olağanüstü çaba sarf etti. Statlar, projeler çizildi. Statlar yapılıyor. İşte metrolar yapılıyor. Bilmem neler yapılıyor alalım diye. Olağanüstü bir çaba sarf edildi. Şimdi ne oldu? Bütün ben de baktım. Bütün Avrupa'nın sayılı yayın organlarında skandal. Tüm gazetelerin ana sayfalarında kocaman yumruk fotoğrafı. Yumruklar, hakem dövüldü, hakem öldürülmek istendi. Bak ben sana söyleyeyim. Ya bunlar normalde artık 3. dünya ülkelerinden gelen ve bizim artık bunlar da olmasın diye kızdığımız, eleştirdiğimiz görüntülerdi başka ülkelerde. Ezgi yani biz hakikaten geri kalmış bir ülke değiliz yani. Gelişmiş bir ülkeyiz artık. Bakıyorum bunlar nerede oluyordu biliyor musun eskiden? İşte Meksika'da o karteller orada hakem de öldürülüyordu. Adam sahaya iniyor o karteller hakemi öldürüyor. Oralara derdik. Burada da öldürmeye teşebbüs var. Yani UEFA derse ki kardeşim sizin ülkenizde benim FIFA kokartlı hakemimi öldürmeye çalıştınız deyip şampiyondan alırsa ne olacak? Her şey olur. Her şey alabilir Halil ben sana Hoca, söyleyeyim. Şu anda Türk hakemliğinin Avrupa'daki yüzü. Tabii. Orada çok ciddi bir tepki oluştu şu anda. Vallahi yabancı yani... hakemler arkadaşları. Yani onların tepkileri oluştu. Ve şunu bence altını çizmemiz gerekiyor. Sosyal medya konusunda bence mutlaka bir adım atılması gerekiyor artık. Yani bu sosyal medya ile ilgili çalışmalar var biliyoruz. Bir an önce. Önüne gelen bir hesap açıyor evet. Sosyal medya üzerinden. İşte ismini gizliyor, bir nickname oluşturuyor. Bir profil fotoğrafı belirliyor. 3-5 tweet atıyor, taraftarları arkasına topluyor. Ondan sonra ülke futbolunu galyana getiriyor. Şimdi bu olmamalı. Ya da onları geçtim. Orada biosunda yani o profilinde gazeteci yazan insanlar var. Bu mesleğin yüz karaları açık söylüyorum. Tabii. İki ücret kileşimi gazeteci olabilmek değil, için. Ne gazeteci çıkıyorlar ya. Oraya. Ya hakemlerin telefon numaraları paylaşıldı bu ülkede. Sosyal medya üzerinden.
Öyle bir şey var mı ya? Bir kulüp başkanımız çıktı bundan bir ay evvel, hakemleri rahatsız edin dedi. Şimdi bu adım adım gelen bir şey. Evet. Bu adım adım geliyoruz biz bu noktaya. Suç, hepsi suç bunlar. Ve hiçbir şey yapılmadı. Herkes kulağın üstüne yattı, gözünü kapattı, üç maymunu oynadık yine. Bu sosyal medya konusu çok ciddi bir konu bence. Ya burada bir şey yapılması gerekiyor artık. Yani artık burada bir yaptırım uygulanmalı. Yasa çıktı normalde Onur. Dezenformasyon işte, yasası yani var. Yani uygulanmıyor. Uygulamaları bir şey, yani... lazım. Hakikaten ya bazı şeyler, bu iş özgürlük falan değil. Bu iş özgürlük değil. Sen git birine hakaret et, birine hedef göster, telefonunu ver. Özgürlük, böyle özgürlük bugün olmaz. Bugün o açıklama yapan hakemlerimizin içinden biri, kimmiş bunu hatırlamıyorum. Türkiye'de dedi hakaretin legal olduğu tek meslek hakemlik mesleğidir. Çok doğru bir yaklaşım. Doğru, Mete Kalkavan demiş. Mete Kalkavan söyledi. Doğru, haklılar. Ya, hakemler hakaret etmek ülkede serbest hale gelmiş durumda. Bunu yöneticilerimiz yapıyor, taraftarlar yapıyor, futbolcular yapıyor saha içinde. Bu arada hatırlattığınız iyi oldu. Hemen bir ekrana da getireyim. Belki izleyemeyen izleyicilerimiz olmuştur. Arda Kardeşler ve Mete Kalkavan Halil Umut Meler'e yapılan saldırıya ilişkin ortak basın açıklamasında konuştular değerli izleyenler yaklaşık 2 saat önce. O açıklamayı bir ekrana getirelim, sonra devam edelim. Evet, hakemler bu şekilde ortak bir açıklama yaptılar ve tekrar bir araya gelerek geleceğimizle ilgili bir karar vereceğiz. Yani onu diyorum diyorlar. Ben sana söyleyeyim, yani ben özellikle Halil Umut Meler'den belki bu sezon bir şey beklemiyorum. En kötü ikinci yarıya kadar. Ve diğer hakemler de öyle. Şimdi buradaki konuşma enteresan. İster istemez. Şimdi bakıyorsun haklı bir konuşma Sayın Mete Kalkavan, ardından Arda Kardeşler. Doğruyu söylüyorlar. Yani bizim bu saatten sonra kalkıp da onlardan bir hakemlik, yönetim falan beklememek lazım. Hepsinin ruh hali bozuldu bir kere. Yalnız şimdi Halil Umut Meler değil. Halil Umut Meler'e o atılan yumruk diğer hakemlere de atılmış gibi oldu. Bakın, evet, kötü yönettikleri, bizim de burada zaman zaman çığırından çıktığımız oluyor. Tepki gösterdiğimiz oluyor kötü yönetimlere. Amenna. Ama bir saygı çerçevesi vardır. Ama saygı, vardır. Yani eleştiri, karşısındakine... eleştiri haktır. Eleştiri yap. Onlar da zaten hakemler de git konuş. Ben konuşuyoruz maçlardan sonra falan. Ya bize eleştirin diyor. Biz de hata yapıyoruz. Hata yapmıyoruz demiyor zaten adamlar. Eleştirin ama kalkıp da işte küfürler, protest şeyler üzerine yabancı madde adamı ve en sonunda olacağı buydu. Gidip de yumruk yedin, öldürüyesiye dövüldün yani. Şimdi burada federasyonun dün gece ki tavrını doğru buluyorum ben. Şimdi her zaman eleştiriyoruz federasyonu. Eleştirilecek çok yanı var. Sayın Başkan'ın da eleştirilecek yanları var. Ama dün akşamki ani karar kesinlikle doğru. Liglerin ertelenmesi. Ama bakın, bu ertelenme bir çözüm değil. Ertelenme bir yere kadar. Nereye kadar erteleyeceksin? En fazla 10 gün, 15 gün. Bir haftanın dışında yatan fikstür zaten buna izin yatamazsın. Vermez. Yatamazsın. Şey var. Haziran'da şampiyona var. Evet. Nereye erteleyeceksin? Yani. En fazla bir hafta ertele. O bir haftada ne olacak? Federasyon Başkanı şimdiden benim öngörüm. Hakemlerle çoğu kez bir araya gelecek. Kulüp başkanlarıyla bir araya gelecek. Hatta ve hatta ben Sayın Bakan'ın, Osman Bey'in de spor bakanı olarak kulüp başkanları, hakemler ve federasyon başkanıyla çok sık bu bir haftada bir araya gelip neler yapabileceğimizi, hatta işin içinde Sayın Adalet Bakanı, İçişleri Bakanı'nın da öngörüm toplantılar yapılacağını düşünüyorum. İnsanları, özellikle hakemleri ve spor camiasını rahatlatacak bir takım kararlar alınması lazım. Alınacaktır diye düşünüyorum. Yasa var. Bu yasayı en iyi şekilde uygulamaları lazım. Bakın, sözde kalmasın bu yasa. Ya işte dediğimiz gibi Josef'e geçen sene adam sahaya indi. Belki elinde bıçak olsa orada hepsine saplayacaktı. Ne oldu bilmiyoruz akıbeti. Büyük ihtimal 3-4 maç ceza aldı. Hadi bilemedim, bir sezon ceza aldı. Şeye cezası. Stada girememe. Adli hiçbir ceza yok. Josef 5 maç ceza aldı ya. Bunu veren de bu federasyon. Bu disiplin kurulu. El insaf ya. El ya insaf ben, yani. Ben daha ne diyelim. Çok konu umutlu değilim. Ne olacağını size söyleyeyim. Tahminim. Bir hafta 10 günlükler ertelenecek. Bu süre içinde toplantılar olacak. Çok güzel açıklamalar gelecek. Hakemler, sezon sonuna kadar hakemler hakkında açıklama yapmama kararı aldık denecek. Gibi bir şey. Hakemlerle beraber fotoğraf çektirecek. Hakemlerle beraber fotoğraf çektirecek. Biz işin şov kısmını da severiz. Halil Umut Meler maskeleriyle taraftarlar tribünde yerlerini alacak. Olacak. Çok severiz işin şov işini. Sonra biz, yine başlayacak. 3 hafta sonra. 3 hafta sonra biz yine hakemleri başlayacak. Dövmeye, lafla başlayacağız burada. Yöneticilerimiz, spor medyası, futbolcular. Yine başlayacağız. Benim hiç umudum yok bu konuda açıkçası.
Yani hiç umudum yok. Çünkü bizim futbol iklimimiz buna elverişli bir iklim. Yani burada en başta ben yöneticilerimizi koyarım. Kesinlikle. Yani o 3 puanı her şeyin üzerinde gören, 3 puana giden yolda her şeyin bir bak gören, önüne gelen her şeyi ezip geçmeyi aslında kendine amaç edinmiş futbol yöneticilerimiz var bizlerin. Ve günün sonunda size hesap sorulduğu zaman da bir şey koyacaksınız değil mi önlerine kamuoyunun? Ne? Hakemler. En basit yöntemdir bu. Hakemler bizi engelledi. Hakemler bizi durdurdu. Yalnız şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Ben eminim ki bu az önce hastane önünde açıklama yapılırken mutlaka şu anki gündemden mutlu olan hakemler olduğunu düşünüyorum ben. Dedim ya az önce kötü niyetli hakemlerimiz var. Türkiye Futbol Federasyonu'na ya da Merkez Hakem Komitesi'ne düşen birinci görev şudur. O çocuk yumurtaları temizlemeleri gerekiyor. Kötü niyetli hakemlerin temizlenmesi gerekiyor Türk futbolundan. Hesap kitap yapan. Bir ara yapıldı işte biliyorsun Onur. Ne oldu sonra? Sonra ne oldu? Hiçbir şey olmadı aynen geri de bak. Yıllardır göz göre göre hakem yapan, kararlar veren, hatalar yapan ama hakemlik yapan isimleri ben yine gördüm orada o tablo içinde. Birincisi o kötü niyetli hakemlerin iyi niyetli hakemlerden ayrılması gerekiyor. Kötü hakemi eğitebilirsiniz. Bakın hakem kötüdür. Yeteneksizdir. Bir şekilde onu eğitebilirsiniz. Ki bu arada zaten bir açıklama da yapılmıştı daha yeni. Yani devre arasından itibaren bu konuyla ilgili bir çalışma başlatılacağı. Aynen. MHK içerisinde bir düzenleme yapılacağı, bazı isimlerin görevden alınacağı ve yola daha liyakat ölçüsünde ilerleyecek isimlerle devam edileceğine dair açıklamalar yapılmıştı. Şurada 4-5 hafta vardı aslında bunun yapılmasına ama. Yani ne kadar yapılacaktı tabii bilemiyoruz. Bir kere şeffaflık şart. Şeffaflık şart. Hakem değerlendirmelerinin şeffaf bir şekilde açıklanması gerekiyor. Hakem atamaları nasıl yapılıyor? Bunun kamuoyuna duyurulması gerekiyor. Belki de hakem atamaları belki de canlı yayında bir şekilde yapılmalı. Yani çünkü insanlar merak ediyor. Kafalardan soru işaretlerini silmeniz gerekiyor. Şimdi bunlar yapılmalı. VAR kayıtlar açıklansın. Her maçtan sonra açıklansın. İnsanlar duysun. Yani oradaki VAR hakemi şunu bilsin. Benim buradaki konuşmalarım bundan 2 saat sonra açıklanacak. Onun refleksi hakemde olsun VAR hakeminde. Tabii. Orası VAR hakeminin at koşturabileceği bir yer değil. Dolayısıyla şeffaflık 1, 2 kötü niyetli hakemlerin Türk futbolundan temizlenmesi gerekiyor. 3 yöneticilerin artık kendine çeki düzen vermesi şart. Peki. Evet şimdi A-Spor yorumcusu Erman Toroğlu ile bir bağlantı gerçekleştireceğiz ve dün akşamdan beri yaşanan olayları Erman Hoca ile konuşacağız. Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. İyi günler, iyi yayınlar. Çok teşekkürler. Şimdi dünden beri yaşananları şöyle bir madde madde özetlersek. Faruk Koca Ankara Gücü Başkanı tutuklandı. Ligler süresiz ertelendi. Hakemler bir açıklama yaptı ve geleceğimizle ilgili bir karar vereceğiz. Halil Umut Meler'in yanındayız dedi. Halil Umut Meler'in de tedavisi sürüyor. Tüm bunlar ışığında dün akşamdan beri yaşananları siz nasıl değerlendirirsiniz? Ya bugünlere çok sürpriz gelmedik. Bugünlerin olacağı belliydi. Yani bu çok ani olan bir olay değil. Size bir şey söyleyeyim. Geçen sene miydi o Beşiktaş, Ankara Gücü Beşiktaş maçında aynı statta bir maganda indi. 60 metre koştu, 60 metre koştu. Ve o güvenlikler filan seyrettiler. Hakeme tecavüz edecekken Beşiktaşlı oyuncu adamı aldı, savurdu. Yaptığı çok doğruydu. Ne oldu? Futbol Federasyonu Beşiktaşlı oyuncuya ceza verdiler. Yani şöyle diyeyim. Futbolu bilmeyen zavallılar gelip oturuyorlar. Orada hakemi koruyan, doğrusunu yapan, fair play'i yapan futbolcuyu cezalandırıyorlar. Ha, kara kaplı defteri, o hukuk defterini açarsan ceza alır oyuncu. Hayır abi ben onu öyle okumam. Yorumumu öbür türlü yaparım. Yani futbolcu hiçbir işe karışmadan gelip o seyirci hakeme vursaydı daha mı iyi olurdu? Ama buna ceza verenleri zavallı diyorum ben. Yani bunlar gelip futbol federasyonlarında görev yapıyorlar. Yöneticiler, disiplin kurulu, tahkim kurulu. Biz o günlerden bugünlere geliyoruz arkadaşlar. Bu Ankara Gücü sahasında sen o magandaya gerekeni yapmadın. Kulüp yöneticileri olarak o magandayla fotoğraf çektirdin. Baktı ki kulüp başkanı, ulan bu işler yapılıyor dedi. Bu sefer maganda kulüp başkanı geldi, hakeme yumruk attı. Ben hakem olsaydım, çok ciddi söylüyorum. O magandayı yanıma yaklaştırmazdım. Bir,
Eğer yumruk atmaya kalkarsa onu orada var ya silla tokat döverdim. Yemin ediyorum belki de hakemliğim biterdi. Erman Hoca çok doğru söylüyor. Neler anlatıyorum değil mi size? Hocam şimdi ya yazıktır. Ne şimdi karar? Arkadaşlar bakınız. Şimdi arkadaşlar bakınız. Bu işin futbolculuğundan geldim. Hakemlerden çok çektim. Onun için hakem oldum zaten. Yani mücadelemi hakem olarak vermeye kalktım. Hakemlerden çok çektiğim için. Ama hiçbir hakem dövmeye kalkmadım. Hiçbir hakemi dövmeye kalkmadım. Mücadelemi verdim ama hakemler hakem değiller. Çünkü kendi aralarında birleşemiyorlar. Saçma sapan işler yapıyorlar. Federasyonlar federasyon değil. Abi her işi bilene vereceksin. Doktorsa doktorluk yapacak. Pazarcıysa domates satacak. Domates satan adama doktorluk yaptırırsan ameliyatta hastayı öldürürsün. Doktorluk yapana domates sattırırsan o domatesler elinde kalır. Türkiye'deki futbolun hali uzun zamandır böyle arkadaşlar. Bilmiyorum anlatabildim mi? Hocam şimdi herkes kınıyor yaşanan olayı. Herkes açıklamalarda bulunuyor. Peki bunun neticesinde ne olacak? Şu an delikler süresiz olarak ertelendi ama bu ertelemenin sonucunda nasıl bir karar çıkacak? Bu olayın sorumluluğunu kim alacak, nasıl alacak, ne yapılmalı? Bu noktada hangi görüştesiniz? Reciden rica edeyim, şu andaki görüntüyü durdurabilir mi? Şu andaki görüntüyü. Tabii. Şu andaki görüntüyü durdurursa rica edeyim. Bakınız. Başı alıp durduracağız hocam. Şu anda bu hocam. FIFA hakemi. Yerde yatan FIFA hakemi. Ulan terbiyesizler, yerde yatan adama vurulur mu lan? Ahlaksızlar. Ulan adam düşmüş, yerde yatana kimse vurmaz lan. Ahlaksızlar. Şimdi bakın şu yumruk Ankara Gücü Başkanı'nın yumruğu. Şimdi eğer dün gece hakemin şu iki resmi ekranın bir tarafında dondurularak Ankara Gücü Başkanı hocam, bu elleri kelepçeli önden veya arkadan tutuklanarak önden veya arkadan polis arabasına kafası eğilerek sokulup bütün dünyaya servis yapılsaydı eğer Türkiye olarak biz yırtmıştık. Bakın bir daha söylüyorum. Hakemin yerde ve yumruk suratının resmi yanda da Ankara Gücü Başkanı ve bir iki kişi daha elleri kelepçeli polis arabasına başları sokularak biniyor resimleri. Dünyaya servis yapılsaydı bütün dünya şöyle diyecekti. Helal olsun lan Türkiye'ye. Helal olsun. Bu dünya her tarafında böyle olmalı diyecektik ve hepimiz yırtacaktık. Ama amcam yumruğu atarken amcamın şekeri yok. Tuzu kuru. Yumruğu attıktan sonra şekeri var tuzu yok hastaneye kaçıyor. He? Ahlak noksanı adam. Ha belki de arkasında birileri var onlara güveniyor arkadaşlar. Biraz belki ağır konuşuyorum. Ama ben sahadan geldiğim için benim ciğerim yanıyor ya. Hakemler de çok masum değiller kabulüm. Ama hakemlerle böyle mücadele edilmez. Ha bir şey daha söyleyeyim. Bazıları ters anlayacaklar söyleyeceğimi biliyorum. Ulan diyecekler Erman Toroğlu bunu böyle mi dedin? Hayır öyle değil. Halil Umut Meler Türkiye'de yumruk atılacak en son hakemdir veya yumruk atılmayacak tek hakemdir. Bu demek değil ki diğerlerine yumruk atacaksınız. Hayır. Ben işi döndürerek egzajere ediyorum. Herhalde anlatabiliyorum bazı şeyleri. O bazı hakemler açıklama yapıyorlar. Onların yüzünden de futbol bu hale geldi. Ya VAR'ı kullanamıyorlar, televizyonu kullanamıyorlar. Ama onlarla mücadele böyle yapılmaz. Bakın en fazla eleştirdiğim bir hakem bilmem de Yankaya Beşiktaş Fenerbahçe maçında bütün Türkiye'yi kurtardı biliyor musunuz VAR'da? Bütün Türkiye'yi kurtardı. Hakemi kurtardı, Beşiktaş'ı kurtardı, Fener'i kurtardı, federasyonu kurtardı, polis kuvvetlerini kurtardı, kurtardı arkadaş. Niye? VAR'da çok doğru bir iş yaptı. Yıllardır bu yapılmıyordu. VAR'da başka şeyler oluyor ya söylüyorum. Bunu komite başkanları söylüyor. Orada cambazlıklar yapılıyor. Oralarda dinlemeler var diyorum. Oralardan bugünlere geliyoruz. Ama bu futbolu idare edenler bunları bilmiyorlar. Bilme şansları yok ki.
Domates satarsan domatesden anlarsın. Doktorluk yaparsan doktordan anlarsın. Doktor domates satamaz, domates satan doktor olamaz. Ama bizde bunlar oluyor. Domates satan doktor oluyor, doktorluk yapan da domates satıyor. O kadar basit. Kim alınırsa alınsın arkadaşlar. Yetti lan. Yetti be. Ne yapılmalı peki hocam bundan sonraki süreçte sizce? Ne mi yapılmalı? İşin başına bilenleri getireceksiniz. O kadar basit. Bir de gereğini yapacaksınız. Çok çabuk yapacaksınız. Dediğim gibi. O kulüp başkanı ve iki kişiyi elleri kelepçeli polis arabasıyla götürecektin. Olay bittiydi. Bunu da bütün dünyaya yayınlayacaktın. Ne oldu? Savuza nereden sana golü attı? Milyonlarca kilometre uzaktan geçiriverdi akşam bize hepimize. Haklı olarak o çocuk. Aynı statta ben dedi ölüm olacaktı dedim dedi. Haklı olan. O gün televizyonda bas bas bağırdım. Belki bulursunuz şeyleri, görüntüleri. Ama diyorlar ki Erman Toroğlu kışkırtıyor. Hayır arkadaş kışkırtmıyorum ben. İşlerine gelince kışkırtıyor oluyor. Bu Ankaragücü Başkanı. Kim bu Ankaragücü Başkanı ya? Defolun gitsin abi. Ben Ankaragücülüyüm demekten utanıyorum. Bu yönetim kaldığı müddetçe ben Ankaragücülüyümü donduruyorum mesela. Böyle Ankaragücülü olunmaz ya. Ulan Ankaragücülü adam yerde yatan adama vurmaz lan. Ahlaksızlar. Terbiyesizler. Doğru. Ben... Yerde yatana vuruyorsunuz lan. Ahlak noksanları. Hocam Kartal Yiğit'in size var bir sorusu sorularım? Var. Evet. Hocam benim sorum var. Öncelikle iyi günler diliyorum. Halil Umut Meler FIFA kokartlı. Siz FIFA'dan veya UEFA'dan bir yaptırım bekler misiniz federasyona? Öyle bir tehlike var mı? Çünkü Avrupa basınında onlar devamlı. Gerekli işlemler yapılırsa karışmazlar iç işlerimize. Yalnız... Arkadaşlar bakın, bu Halil Umut Meler dünyada üst düzey bir hakem. Bunun bütün arkadaşları Avrupa'da maçları idare ediyorlar. Bu akşam Galatasaray maçı var. Kopenhag. Benim arkadaşıma sen bu yumruğu atarsan, ben takıma bakmam Ankaragücü Fener. Türkiye diye bakarım. Çok net söylüyorum size. 4,5'lu kararı... Bu arkadaşıma yumruk atanın aleyhine kullanırım. Çok enteresan. 4 yaparım, sınıfta kalırsın. Bilmiyorum anlatabiliyor muyum ki bu olur. Yani insandır bunlar, olur. 2 gün sonra da Fenerbahçe oynayacak. Ben de hakem olsam, kim bu hakem? Biri dövüldü Türkiye'de. Aa, hakem benim arkadaşım lan, bu Türkiye'de futbol böyle mi? 4,5'u 4 yaparım arkadaş Türk takımına. Çok net söylüyorum. Bana hiç hikaye anlatmasın kimse. Sağdan gelenler bunun ne demek istediğimi anlarlar. Onur senin sorun var mı? Yok benim sorum. Hocam ben sadece şunu soracağım. Bir noktada süresiz ertelendi ligler diyoruz ama sonuçta maçlar devam edecek. Ve bu hakemler de yeniden sahaya çıkacak bir şekilde. Şimdi siz eski bir hakem olarak böyle bir olay yaşandıktan sonra bu hakem nasıl sahaya çıkacak? Nasıl karar verecek? Ne yaşanacak bundan sonra? Ya çıkar hakemlik de yapar, yapmasa da gerekir. Ama o magandaların da gerekli cezayı almaları lazım. Öyle göstermelik, öyle bir aylık, iki aylık cezalarla filan kurtulmamaları gerekir arkadaşlar. Okkalı bir ceza vereceksin. Tabii Futbol Federasyonu da eveleyip gevelemeyecek, gereğini yapacak. Futbol Federasyonu da bakacak, biz buralara nereden geldik diye. O yumruğu, o maganda... Kulüp başkanı o yumruğu Halil Umut Meler'in suratına atmıyor. Futbol Federasyonu'nun suratına atıyor. Çünkü o Halil Umut Meler Futbol Federasyonu'nun hakemi, resmi hakem. O yumruğu Türkiye Futbol Federasyonu'na atıyor ve FIFA'ya atıyor. O maganda o yumruğu. O tekmeyi FIFA'ya atıyor. Futbol Federasyonu'na atıyor. Kimseye atmıyor. O zaman Futbol Federasyonu da biraz aynaya bakacak. Ben nerede hata yaptım? Nerede hata yapıyorum diye arkadaşlar. Yazık ya, şuraya bak. Doğru. Yok mu orada güvenlik kuvvetleri? Yok mu orada polisler? Yok mu orada
sivil güvenlikçiler. Neredeler? Ha? Kimden korkuyorsunuz? Nereden korkuyorsunuz? Utanmıyor musunuz? Rize sporlu futbolcular aradaydı. İyi ki vardı. O anda çoğu belki daha fazla bir şey olacaktı. Önlediler hocam. Peki. Erman Toroğlu, çok çok teşekkür ediyoruz yorumlarınız için. Olay çok açık ama olaya yani tesadüfen gelmedik ki buraya geleceğimiz belliydi. Peki. Hocam çok teşekkürler değerlendirmeleriniz için. Rica ederim. İyi günler, iyi yorumlar. Çok teşekkürler, sağ olun. Evet, Erman Toroğlu'nun değerlendirmesi de bu şekilde. Yani aslında herkesin ortak kanısı bu duruma biraz aslında göz göre göre gelindiği ve... Aslında bu nokta sadece sahalarımız için geçerli değil. Bakın hayatımızın her yerinde artık bunu yaşamaya başladık. Geçtiğimiz günlerde Türk futbolunun efsane isimlerinden biri Oktay Delalioğlu. İşte bak, tabii. Bizim yazarımız, Takvim Gazetesi'nin yazarı aynı zamanda. Oktay hocama buradan selamlar. Bugün bildiğim kadarıyla ikinci bir operasyon geçirecek. Geçmiş bir olsun. Kez daha geçmiş olsun diyelim. Trafikte indi iki tane maganda. Yumrukladı değil mi? Öldüresiye dövdü. Bu artık hayatımızın her yerinde yaşanıyor. Bakın yanında eşi olan bir insana çıktı iki kişi öldürmeye teşebbüste bulundu. Bunu her zaman yaşıyoruz. Bakın geçtiğimiz günlerde bir emniyet yetkilisiyle görüştüm. Bana şu ifadeyi kullandı. Onur dedi, sakın trafikte kimseyle tartışma. Düşün. Sakın dedi. Tabii. Kafanı çevir git. Bakın bu noktaya geldik evet. Artık biz. Neden? Caydırıcılık yok. Yok. O yumruğu atan insan biliyor ki ben elimi kolumu sallayarak evime gideceğim iki gün sonra. Şimdi burada Faruk Hoca'ya verilecek olan ceza bu anlamda çok kritik ve önemli. Erman Hoca'nın söylediği gibi burada az bir ceza verilirse eğer yeni bir olayın biz burada fitilini ateşleriz. Kesinlikle. Çok sert, çok caydırıcı bir ceza gelmesi gerekiyor ki bunu bir daha yapmaya girişecek olan kişi iki kez düşünsün, üç kez düşünsün. Bir örnek olsun artık önümüzde. Dediğim gibi Oktay Hoca'ya yapılan saldırıda da o insanlar şunu biliyordu. Çünkü defalarca örneği var. Yumruğu atıyorsun, evine gidiyorsun. Hiçbir şey yok. Karakola gidiyorsun, ifade veriyorsun, serbest bırakılıyorsun. Mahkeme 3 sene, 4 sene sürüyor. Ayda evine bir para cezası. Şimdi insan bunu biliyor. Yasalar insanları cesaretlendirmemeli. Tam tersine suçtan alıkoyacak cezalar olmalı ki bu insanlar bunları yapamasın bir daha. Ben buradan tekrar Oktay Hocam'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Ya... Şimdi bu arada Kartal Bey, çok özür dilerim. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek kulüp televizyonuna açıklamalarda bulunmuş bu konuyla ilgili. Onu da paylaşalım. Şok geçirdim. Başkan ve yanındaki arkadaşları bir hakeme niye böyle saldırırlar? Yerdeki hakeme niye tekme atarlar? Anlamak mümkün değil. Bundan sonraki süreçte ligler tatil edildi ama TFF ile beraber Kulüpler Birliği, bütün kulüpler bir araya gelerek bunun bir şekilde sonlanması, bundan sonraki dönemde bu olayların gelişmemesi için elimizden geleni yapacağız. Ben Türk futboluna tekrar itidal tavsiye ediyorum. Nereye gidiyoruz belli değil. Şimdi Ezgi, çok güzel. Evet başkan, güzel açıklama yapmış. Şimdi bütün hepsi yapacaktı bütün başkanlar ama... İnan geçmişe dayalı tecrübelerden dolayı konuşuyorum. Böyle de 10 gün, 15 gün, bir ay böyle kalacak. Ondan sonra yine unutulacak. Hiçbir ya, şey olmaz. Bu lig için bitirtme izleyen yönetici yok muydu bizim ligimizde? İşte, yönetici var, bu ligi bitirtme izledi. Ondan sonra Fenerbahçe'nin takım otobüsü kurşunlandı. Ne oldu? Ne oldu? Faileri otobüs hala kurşunlandı ya. Kafile ölüyordu, uçuruma yuvarlanıyordu. Bir otobüs dolusu insan, sporcu ne oldu? Ölüyordu. Ölüyordu. Ve biz bir şey olmamış gibi bir hafta sonra ligler oynamaya devam ettik. Unutuldu, bitti. Şimdi yani bu da inşallah unutulmaz. Bakın unutulmaması için de yapılacak tek şey, dediği gibi Onur'un, cezai yaptırımların tamamen hemen uygulanması. Çok hızlı ve bir şekilde. Adil bir şekilde ve ağır bir şekilde. Yoksa öyle Erman Hoca doğru söyledi. Bir ay öyle iki ay göstermelik şey verdin yani mi? Bundan sonra Kulüpler Birliği'nin de çok fazla yapabileceği bir şey yok. En fazla bir araya gelip işte açıklama yapmayalım, biraz daha sakin olalım, sağduyulu yani davranalım kadar deyip bir açıklama kaç vallahi... gün sürecek sence bu iş? Kaç gün sürecek bu iş? Mümkün değil. Ya kulüplerimizin... Hayır, Kulüpler Birliği'nin bir yaptırım yok, gücü yaptırım yok. Onu demeye çalışıyorum. En tabii fazla ki bir açıklama yapabilirler. Aynen, maksimum yapacağı bir bildiri yayınlamak. Federasyon en önemli burada merci, federasyon. Futbol Federasyonu Başkanı ve Yönetim Kurulu toplanacak acilen ve Profesyonel Disiplin Kurulu'yla beraber diyecek ki arkadaşlar, bundan sonra hakemlere karşı tahrik suçu işleyen yöneticileri
men edeceğiz diyecek. Bu kadar basit. Stada spor tesislerine evet, sokmayacaksınız. Çok tarih şeyin açıklamanın ağırlığına göre, sertliğine göre gerekirse ömür boyu men edeceksin. Ne demek locaya girip maç izlemek yani? Ne güzel ya. Türkçe bağır çağır karıştırıyorsun. Sonra locaya gidip maç izliyorsun. Ayaklarınızı. Eskiden yoktu biliyorsun. Aynen. Eskiden stada giremiyorsun. Giremiyorsun. Stadın yanına giremiyordun. Nedir yani? Niye değiştiriyorsun? Herkes üzerine düşen görevi yerine getirmek zorunda burada. Herkes. Burada Türkiye Futbol Federasyonu dediğim gibi. Çok özür dilerim. Hemen Halil Umut Meler'in tedavi gördüğü hastanenin önüne gidiyoruz. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya şu anda hastaneye giriş yaptı. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi de yine aynı şekilde hastanede Halil Umut Meler'in durumunu takip edecek ve çıkışta da açıklamalar yapılmasını bekliyoruz değerli izleyenler. Görüntüler Ankara'dan şu anda canlı olarak ekranlarınıza geliyor. Halil Umut Meler'in tedavisinin sürdüğü hastaneden canlı olarak görüntüleri paylaşıyoruz. Bir kez daha söyleyelim. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya şu anda hastaneye giriş yaptı. Ezgi, bu çok önemli bir olay. Yani Sayın Bakan'ın oraya hakemin yanına gidip geçmiş olsun ziyaretinde bulunması bir önemli bir destek ve mesajdır. Yani burada dünden beri bakıyorum dünden ben. Dünden beri de evet, hakikaten bu mesajlar paylaşıldı. Çok hızlı aksiyon aldılar. Evet, evet. Ali Yerlikaya Bakanımız çok İşi takipçisi oldu. Bütün devlet erkanı bir anda mesajlarla Halil Umut Meler'in arkasında olduklarını belirtti. Bu önemlidir hastaneye gidişi de. Çıkışta da açıklamalar gelebilir. Büyük ihtimalle yapacaktır. Saat 12'de Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı. Evet, evet. Enteresan bir şey söyleyeyim. Saat 10'da hakemlerimiz açıklama yaptı. Beklemediler Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı'nı ve MHK Başkanı'nı. Beklemeden gittiler. Bu da aslında hakemlerin bir mesajı, bir tepkisidir. Belki de hakemler şunu söylemek istiyor. Bize sahip çıkmıyorsunuz, bizim arkamızda durmuyorsunuz. Burada belki de sizin de suçunuz var demeye getiriyor belki Türkiye Futbol Federasyonu'na. Çünkü neden beklemiyorsunuz? Normal şartlarda o açıklamanın aslında bir arada da yapılması gerekiyordu. Bir Türk futbolu birlikte bir arada mesajı vermek için ama gittiler, beklemediler. Ama onlar da şimdi görmek isteyecek, ne yapılacak? Zaten tüm ben bir şey öğrendim. Tüm hakemler federasyona ve başkana mail atmış. Çıkmayacağız diye mazeret son ana kadar çıkmayacağız peki diye. Bir araya gidiyoruz değerli izleyenler. Kısa bir ara. Hemen saat başına buradayız. Şey biraz aşağı öne indirebilir miyiz? Sayın Bakanım çok pardon. Şimdi gelin biraz da buraya yanıma. Hastanenin başhekimi de Sayın Bakanım. Değerli arkadaşlar, dün gece Ankara Gücü Çaykur Rize maçından sonraki yaşananlar bizler için, ülkemiz için, futbol camiamız için gerçekten çok büyük bir üzüntüydü. Şiddetin her türlüsünü kınadığımızı biliyorsunuz. Ama Halil Umut Meler hakemimize maçtan sonra yapılan o şiddet hepimizin tepkisini çekti. Şiddetle kınıyorum. Süratle Adalet Bakanlığımız, İçişleri Bakanlığımız, Emniyetimiz hep birlikte gereği yapıldı. Sonuçları biliyorsunuz. Sabahleyin mahkeme kararlarını biliyorsunuz. Ben az önce kıymetli hakemimiz ziyaret ettim. Geçmiş olsun dileklerimi ilettim. Maçta görev alan arkadaşlarına geçmiş olsun dileklerimi ilettim. Onların şahsında Türkiye'de görev yapan bütün hakem camiamıza geçmiş olsun dileklerimi ilettim. Temennim, aziz milletimizle birlikte temennimiz bir daha sporda hiçbir şekilde şiddetin olmaması. Biz bu sporu arkadaşlar niçin yapıyoruz? Her zaman sadece hamaset olduğu için mi söylüyoruz sporun birlik, beraberlik, kardeşlik, birbirimizi ya spordaki rekabeti biz niçin arzu ediyoruz? Fair play'i niye söylüyoruz? Bir karar hoşumuza gitmediği zaman bir anda başka bir şeye mi dönüşmemiz gerekiyor?
ailecek izlemiş olduğumuz, 7'den 70'e izlemiş olduğumuz dünyanın en popüler sporunda böyle esantenleri görmeyi hak ediyor muyuz biz? Hak etmiyoruz. Tekrar kınıyorum. Artık konu mahkemede, mahkeme süreci devam ediyor. Hep birlikte sizler de bizler de mahkeme sürecinde neler olacağını, nereye evrileceğini bu işin göreceğiz. Adalete inanıyoruz. Tekrar hakem camiamıza geçmiş olsun diliyorum. Sayın Başhekimimiz bilgileri bize paylaştı. Ama şunu da söyleyeyim. Sayın Cumhurbaşkanımız az önce bizim hakemimizi ziyaret ettiğimiz sırada telefonla görüştü. Görüştürdük. Geçmiş olsun dileklerini iletti. Süreci an be an takip ettiğini hem hakemimize hem arkadaşlarına söyledi. Kınadığını, geçmiş olsun dileklerini belirtti. Ve kıymetli başhekimimizden de hakemimizle ilgili şu anki durumuyla da ilgili bilgileri de aldı. Ben başından itibaren süreci an be an aziz milletimize aksettiren sizlerin şahsındaki bütün basın mensuplarımızı da tebrik ediyorum ve bir çağrıda bulunuyorum. Arkadaşlar, başta futbol olmak üzere tüm spor dallarında biz birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi, sevgimizi en güzel şekilde yansıtabileceğimiz şekilde bu spor müsabakalarını yapalım. Sonuç bizim istediğimiz gibi olduğu zaman da olmadığı zaman da bu işi olgunlukla, bu işi keyifle bahsedebilir hale geldiğimiz zaman işte spordan arzu ettiğimiz tablonun bu olduğunu hep birlikte göreceğiz. Bunu yakalamak istiyoruz. Bunu el birliğiyle yakalamak istiyoruz ve bir daha da böyle bir gece, dün geceki gibi bir sonuç bizim yüzümüzü kızartan, mahcup olan, gördüğümüze inanamıyoruz dediğimiz bir tabloyu da yaşamak istemiyoruz. Müsaadenizle kıymetli başhekimimizden de... Sayın Bakan, öncesinde... Bir saniye, başhekimimizden de bir hakemimizle ilgili bir değerlendirmeyi alalım. Tamam. Aziz milletimiz son durumla ilgili bilgi sahibi olsun. Buyurun. Bakanım, akşam da paylaşmıştık. Sol gözündeki kanama azalmaya başladı. Oradaki kırık yavaş yavaş iyileşecektir. Sabah da kontrollerini tekrar yaptık, beyin kontrolünü. Herhangi bir hasarımız yok beyinde. Sol göz kanaması azalıyor ve kalıcı bir hasar kalmayacak. Göz doktorlarımız, plastik cerrahımız ve diğer tüm branş dallarımız değerlendirdi. Bugün sadece belki olayın verdiği bir stresle sabah biraz tansiyonu yükseldi. O tansiyonu kontrol altına aldık. Bugün muhtemelen yine misafirimiz olacak. Büyük bir ihtimalle yarın sabah taburculuğunu planlıyoruz. Evet, teşekkür ederim. Sayın Bakan, Adalet Bakanı'nın ve Başsavcılığın açıklamasında soruşturma titizlikle yürütülüyor ifadesi vardı. Yeni gözaltılar olacak mı? Yani oradaki kamera kayıtları incelemesi sonrasında devam ediyor mu soruşturma? Şimdi sizin cümlenizin başında da gayet güzel belirttiğiniz gibi Adalet Bakanlığı ve savcı diyorsunuz. Ben de demin dedim ki konu artık mahkemede ve adliyede. Dolayısıyla o süreci onlar yönetiyor. O görüntüler inceleniyor. O görüntülerle ilgili konusu suç olan başka bir tespit var ise mutlaka gereğini yapacak. Bu kadar basit. Sağ olun. Sayın Bakanım, Büyük Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Büyük Bekşi de geldi. Görüştüm içeride. Beraber görüştüm. Süresiz maçların tehir edildiğini ilan etmişti. Dün gece ilan etti. Değişiklik olacak mı? Sizin bilginiz var mı? Yönetim, federasyon başkanımız, yönetim orada. Biz de onu, o sonuçları basın açıklamalarıyla işittik. Muhtemelen çıktığı zaman o da sizin karşınıza arkadaşlarla beraber gelecek. O soruyu ona sorun, hep birlikte öğrenelim. Teşekkür ederim. Efendim, çok teşekkür ederim. İnsan açıklama çok ağır bir travma yaşadım hocam. Evet. Sizinle görüştünüz, nasıldı, neler konuştunuz? Sayın Başhekimimiz paylaştı. Arkadaşlarıyla beraber, evet, büyük bir üzüntü içerisinde. Ama güçlü bir insan. Hep birlikte onun bu olay yaşamamış gibi olması noktasında ona sahip çıkmamız lazım. Ona ve Türk hakemlerine sahip çıkmamız lazım. Bunlar bizim insanlarımız. Onların yönetiminde bu müsabakalar gerçekleşiyor. İnsan hata yapabilir. Ben de hata yapabilirim. Hepimiz hata yapabiliriz. Ama hatalarımızı yönetmek ve bir daha olmamasını sağlamak için şiddet mi? Hayır. Sağ olun. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Halil Umut Meler'in tedavisinin sürdüğü hastanenin başhekimi birlikte bir açıklama yaptılar. Hastane önünde değerli izleyenler. Ve Ali Yerlikaya bu şiddet ortamının bitmesi için her şeyi yapacaklarının mesajını bir kez daha verdi. Başhekim de Halil Umut Meler'in son durumuyla ilgili bilgi verdi. Onu da bir kez daha sizlerle paylaşalım. Sol gözündeki kanamanın azaldığı ve gözünde herhangi bir kalıcı hasar olmayacağını söyledi başhekim. Beyin hasarının olmaması önemli. Bugün de hastanede kalıp yarın sabah taburcu olmasını beklediklerini söyledi Halil Umut Meler'in. Şimdi gelinen son durumu da yine belki ekranlarını yeni açan izleyicilerimiz varsa bir paylaşalım. Ankara Gücü Başkanı ve beraberindeki 3 kişi tutuklandı değerli izleyenler. Ligler süresiz olarak ertelendi. Hakemler bugün sabah saatlerinde ortak bir açıklama yaptılar ve Halil Umut Meler'in arkasında olduklarını ve gelecekleriyle ilgili bir açıklama yapacakları, bir karar vereceklerini söylediler. Ve yine zaten az önce de başhekimden dinledik. Halil Umut Meler'in de tedavisi devam ediyor. Yine bu saat dilimi içerisinde Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin de hastaneye bir ziyaret yapması ve açıklamalarda bulunması bekleniyor. Yeniden Ankara'ya gidebiliriz. Bunu da söyleyelim ve geldiğimiz son nokta itibarıyla. Onur, bir kez daha döneyim sana. Yani aslında ne kadar enteresan, şu anda bizim Galatasaray'ın bu akşam oynayacağı karşılaşmayı, nasıl bir maç bekliyoruz, nasıl bir kadro bekliyoruz, ne kadar heyecanlıyız, dileriz ki oradan istediğimiz sonuçlar çıkar gibi gibi son derece keyifli bir yayın yapıyor olmamız gerekirken konuştuğumuz konular. Bazen çok giriyoruz işin içine, o kadar çok giriyoruz ki kendimizi kaptırıyoruz. Yani bu bir spor sonuç itibariyle ve şu anda bir insan hayatı ortada. Burada empati kurmamız gerekiyor. Halil Umut Meler bizim bir akrabamız, bir tanıdığımız, eşimiz, dostumuz olabilirdi. Hı hı. İşte o anda biz neler düşünebilirdik? Biraz onları bence empati kurarak gözümüzün önünden geçirmemiz gerekiyor. Dediğim gibi o kazanma hırsı, taraftarlık, galibiyet, 3 puan tabii ki önemli. Bunlara hiçbir itirazım yok ama günün sonunda insan hayatına eğer burada en ufak bir zarar gelebilecek bir durum söz konusuysa bizim artık 1-2 adım, 3 adım belki biraz geri atmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Şimdi bir de Kartal abi de bana da mesajlar geliyor. İşte onu niye söylemediniz? İşte Erden Timur dediniz, Ali Koç'u Ali niye Koç demediniz? Niye demedi, onu söyleyecektim. Ali Koç'u söylediniz, işte Ahmet Nur Çebi'yi niye demediniz tarzında. Ya yayının başına söyledik. Bütün kulüplerimiz suçlu, bizler suçluyuz. Türkiye Futbol Federasyonu suçlu, hakemlerimiz suçlu. Şimdi insanlar yayını bir kısmından izliyor 3 dakika. Sonra diyor ki onu niye demediniz? Lütfen rica ediyorum. Yani burada onu dediniz, bunu demediniz, ayrımlarını artık bir kenara söyleyeyim bırakalım. Söyleyeyim hemen 2 dakika izin verirsen, hemen araya gireyim. Mesajlar atmışlar, Ali Koç'u niye söylemiyorsun? Kışkırtıcı konuşmalar yaptı. İşte söylüyorum, Ali Koç'u da söylüyorum. Hepsini söyledik. Arkadaşlar atmış mesaj. Fenerbahçe Ali Koç da bunun içinde. Söyledik. Fenerbahçe'nin kurşunlanmasını söyledik. İşte Erden Timur'un açıklamasını söyledik. Zamanında Ahmet Başkan da konuştuysa onu da söyleyelim. Hepsini söyleyelim. Burada isim önemli değil. Konuşmaya kim ne yaptıysa hepsi suçlu. Ali Bey de o konuşmayı yaptığı zaman o da yanlış yapmıştır. Erdem Bey de onu yaptığı zaman o da yanlış yapmış. Burada Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray önemli değil arkadaşlar. Türk futbolu, Türk sporu önemli. Bakın Sayın Bakan ne diyor? Bundan sonra Türk sporu adına bunlar yaşanmaması lazım diyor. Biz onu söylüyoruz. Yoksa kimsenin onun bunun falan adamı değiliz. Biz istiyoruz her şey güzelleşsin. Ülkenin güzelliğine güzellik katsın. Şimdi bu yaşananlar... Hakikaten ben yani üzüldüm, sabahleyin haberler, bütün haberlerde var Avrupa'da. Ya zaten onlar bizi kötülemek için fırsat arıyorlar tabii, sürekli. Arıyor işte, arıyor. Kolluyorlar. Sana bir koz. Yani Türkiye'de bir şey olsun da elimize bir koz tabii geçsin de bunu kullanalım diye. Evet. Ya böyle bir fotoğraf var mı Allah aşkına, yapmayın yani. Bak kullanacaklar da. Ben sabah böyle bir saat falan gezindim. Tüm dış basında, gazeteler, sosyal medya, internet siteleri hepsinde bu fotoğraf var. Yani çok kötü gerçekten de şu tablo. Kötü olmaz olur mu? Yani bunu nasıl temizleyeceğiz ben bilemiyorum açıkçası. Şu anda Türkiye Ligi hakemin sahada dövüldüğü bir lig olarak anılıyor. Ya bunu üzerimizden hastanelik nasıl atacağız? Aynen, bunu üzerimizden ölümden nasıl atacağız? Ölümden döndü ya belki de. Ölümden döndü yani. Belki beyin kanaması geçirebilirdi. Yani 2-3 kişi tekme atıyor. Bunu bu noktaya biz el birliğiyle geldik. Buradan da el birliğiyle çıkabiliriz ancak. Hani birbirimizi suçlayarak değil. Herkes sorumluluğunu bilip taşın altına elini koyacak. Futbolun tüm paydaşları bunu yapmak zorunda. Taraftarından, hakemine, hakeminden,
futbolu yönetenlere, oradan da bizlere kadar. Yani ben umutsuzum, açık söyleyeyim. Az önce söyledim. Benim umudum İnşallah, yok. İnşallah yine bulunmuş da umutlu olmak durumundayız. Yaptığı ilk açıklamada hiçbir şeyin eskisi gibi olmaması İnşallah. Gerekiyor dedi. İnşallah. Göreceğiz Ezgi, bakalım. Şimdi çok acı lazım. Bir olay yaşadık. Yani. Bir deprem faciası yaşadık. Kulüplerimiz el ele verdi. Değil mi? Ne güzeldi açıklamalar. Ne dedik orada? Bir ay sürer maksimum dedik. Bir ay bile sürmedi. Maalesef unutuldu. Biz biraz daha iyimser davrandık. Özür diliyorum. Şu anda canlı görüntüler Mehmet Büyükekşi'de şu anda hastane önünde açıklamalarda bulunması bekleniyor. Hemen kameralarımızı yine o noktaya çeviriyoruz. Mehmet Büyükekşi'den dinliyor olacağız. Elbette yoğun bir kalabalık olduğu için de burada bir... Gece çok talihsiz dostum, bir akşam. Gerekli açıklamalardan hemen toplanıp yaptınız. Şimdi hocamızı gördünüz, neler söyleyeceksiniz? Evet. Öncelikle biraz indirelim mikrofonları. Öncelikle tüm futbol camiamıza geçmiş olsun. Dün biliyorsunuz gerekli açıklamalarımızı yaptık. Bugün Halli Mutmeler hocamızı az önce ziyaret ettik. Başhekimimiz burada. Merkez Hakem Kurulu Başkanımız ve tüm yönetim kurulu üyelerimizle birlikte buradayız. Anında hızlı bir şekilde gece toplandık. Hızlı bir şekilde de bugün sabah Ankara'ya geldik. Allah'a çok şükür az önce Sayın Başhekimimizin de bize belirttiği üzere biz de gördük ki sağlık durumu hocamızın gayet iyi. İnşallah yarın taburcu olacak. Hocamızın 10 günlük bir yavrusu var. Özellikle bir an önce ailesine gitmek istiyor. İzmir'e dönmek istiyor. Bu yapılan saldırı gerçekten hepimizi çok derinden üzdü. Çok üzülüyoruz. Bu tür konularla keşke şu anda burada olmasaydık. Biz Türkiye Futbol Federasyonu olarak Cumhuriyetimizin 100. yılında 2024 Avrupa Şampiyonası'na katıldık. Vatandaşlarımızı güzel bir şekilde onurlandırdık, gururlandırdık. 2032 Avrupa Şampiyonası'na İtalya'yla birlikte ev sahipliği yapma hakkı aldık. Ama bu iş kesinlikle bu unutulmaması lazım. Bunun bir milat olması lazım. Dün ben akşamda söyledim, yeter dedim. Bugün biz buraya gelmemiz sadece bir geçmiş olsun için değil. Bugün önemli görüşmeler yapacağız. Sayın bakanlarımızla, Genç Spor Bakanımızla, İçişleri Bakanımızla, Adalet Bakanımızla, yönetim kurulumuzla birlikte önemli görüşmeler yapacağız. Bu olayın her türlü gerek suçluları, gerekse buna sebep veren tüm paydaşları buradan tekrar bir kendilerine gelmesini özellikle tüm kamuoyundan talep ediyorum. Sayın Başkan, öncelikle geçmiş olsun efendim. Şunu soralım hemen. Kulüpler Birliği'nden gelen bir talep var mı? Bundan sonra ligin nasıl devam edeceğine yönelik. Şimdi bununla ilgili biz bugün bu görüşmelerimizi yapacağız. Yarın yönetim kurulu toplantımız var. Yarın yönetim kurulu toplantımızda bütün konuları açıklığıyla, dün gece çok geç vakitte malum, 2'de bitti toplantımız gece. Tekrar toplantıda ligin nasıl devam edeceği ile ilgili, ne kararlar alacağımız ile ilgili sizlere daha detaylı bilgi vereceğiz ve inşallah kamuoyunu bu konularla ilgili bilgilendireceğiz. Bugün temaslarımızı yapalım ama tekrar altını çiziyorum. Bu olayı şiddetle kınıyoruz. Türkiye Futbol Federasyonu adına ve şahsım adına bu tür olayların bu oldu, 2 hafta sonra tekrar eski haline geçsin. Böyle bir şeyi kesinlikle kabul etmiyoruz. Sayın Başkan, Sayın Başkan. Bir de tek tek konuşalım da lütfen. Hayır, böyle bir şey söz konusu değil. Alexander Ceferin de aradı. Sizin yanınızdayız. Her ne gerekiyorsa yapmaya hazırız dedi. Böyle bir şeylerle kamuoyunu lütfen yanlış yönlendirmeyelim.
Bizim hedefimiz Türkiye'de futbolun doğru şekilde ve herhangi bir sıkıntı yaşamadan bundan sonra en hızlı bir şekilde devam etmesi. Sayın Başkan, Süper Kupa maçının bu teyir konusu. Şu anda bunlar gündemimizde değil. Şu anda hakemimiz önemli. Hakemlerimizin sağlığı, ruh sağlığı önemli. Biz bunun için buradayız. Daha sonra gerekli açıklamaları sizlere yapacağız. Sağ olun. Oldu mu bir görüşme yaptınız? Onlar hayır yapmadı. Teşekkür ederim. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin hastane önünden yaptığı açıklamaları canlı olarak ekrana getirdik. Bunun bir milat olması lazım. Bugün devlet kurumlarıyla, bakanlarla önemli görüşmeler yapacağız dedi. Tüm paydaşları kendilerine gelmeleri gerektiği konusunda uyardı Büyükekşi ve liglerin nasıl devam edeceğiyle ilgili de yarın bir yönetim kurulu toplantısı daha yapacaklarını ve bu kararı alacaklarını söyledi. Nasıl bir karar çıkacak tabii bu da merak konusu. Yani ama çok... bizim söylediğimizi Büyükekşi de söyledi. İki hafta sonra yine eskisi gibi olmayacak olması. Şekilde bir şeyler yapmak bunun gerekiyor. Bunun olması diye. İçin bir öz eleştiri kültürünün gelişmesi gerekiyor. Ben halen Sayın Büyükekşi'den bir öz eleştiri göremedim şu ana kadar. İkinci açıklaması, yazılı açıklama da oldu. Yani Türkiye Futbol Federasyonu da bu işin içinde. Burada sorumluluğu var. Tabii. Yaptığı yanlış uygulamalar, alınan yanlış kararlar. Dolayısıyla bir öz eleştiri gerekiyor. Kulüplerimiz de öz eleştiri yapacak. Sayın Federasyon Başkanı ve Federasyon yönetenler de öz eleştiri yapacak. Yani ligler ne kadar ertelenebilir? Bir haftadan fazla olması mümkün gözükmüyor. Çünkü takvim çok sıkışık zaten. Devre arası tatili bile az. Avrupa Futbol Şampiyonası var, Afrika Kupası var. Yani dolayısıyla çok fazla böyle bir erteleme söz konusu olmayacaktı. Çok sağlıklı da değil. Dediğim gibi siz isterseniz ligleri 6 ay erteleyin. Olur, tabii canım. Yani gerekli kararları almadığınız sürece, gerekli dersleri çıkarmadığınız sürece, o adımlar atılmadığı sürece hikaye hiçbir anlamı yok. Burada önemli olan ligler ara vermekten ziyade ara şöyle önemlidir bir hafta. Şimdi hakemlerin psikolojileri çok bozuldu. Hepsinin bozuldu. Tabii. Aileleri var onların da. Bir korku yaşıyorlar. Benim de acaba yakınımın başına bu gelebilir mi diye. O erteleme belki onu örtebilir, önleyebilir bir anlamda ama şu olacaktır bakın söylüyorum. Halil Mutmeler ilk yöneteceği maçta umarım hakemliğe geri döner bu arada. Çiçeklerle karşılanacak. Bakın bunu söylüyorum. 3 hafta sonra o statta küfür yiyecek yine hoca. Bu bizim Türk futbolunun gerçeğidir. Acı gerçek bu. Yani belki kötü bir tablo çiziyoruz şu anda. O yüzden yaptırım diyoruz. Evet yani bunun olmaması için bu yaptırım. Mesela Pasolik çıktı. Dendi ki Pasolik'te kim suç işliyor giremeyecek stada. Ya şöyle bir durum gerçekleşiyor son dönemde görüyorum. Adam biletini devrediyor. Maça gidemeyecek. Onun biletini devrettiği kişi küfür ediyor diyelim ki. Biletin sahibi maça gidemiyor. Devrettiği kişi maça gidiyor başka tribüne. Şimdi böyle bir duruma geldik. Yani bir şey uygulamaya çalışıyoruz ama hiçbir şeyi önleyemiyoruz. Çünkü doğru uygulayamıyoruz. Kişilere göre, kurumlara göre kararlar veriyoruz. Burada ne yazıyor madde? Cezası şu. Bunun herkese aynı şekilde uygulanması gerekiyor. Bu yapılırsa evet. Olumlu bir tabloya gideriz. Belki bu utanç verici olay belki bizim Türk futbolunda yeni bir sayfa açmamıza sebebiyet verecek. Belki de. Ama dediğim gibi burada doğru kararların ve hakkaniyetli kararların alınması gerekiyor. Yoksa olmadığı sürece dediğim gibi Halil Mutmeler çiçeği alır. 3 gün sonra da o statta 3 hafta sonra küfür yer yine. Bizim Türk futbolunun gerçeği bu. Umarım bu karamsar tablo çiziyorum belki şu an ama ben yanılırım. Burada yeniden konuşacağız, görüşeceğiz bunları. Umarım şunu derim, ya özür dilerim ben yanılmışım, düzeldik, iyiye gidiyoruz derim umarım. Gerçekten milat olur. Mehmet Büyükekşi'nin bu sözlerinde takipçisi olacağız. Ne diyor kendisi? İki hafta sonra böyle şeyler yaşanmayacak, unutturmayacağız diyor. İnşallah. İnşallah diyoruz. Ya bir taraftan da olumlu bakmaya çalışıyoruz. Bakmak durumundayız. Çünkü bu tip hadiselerin bir daha tekrarlanması halinde bakın hakikaten Türk futbolu zaten şu an iyi durumda değiliz. Yavaş yavaş böyle işte milli takım bazında da yükselmeye başladık, adım atmaya başladık. Düne kadar iyi durumda değildik, dipteydik. Zaten bir de bu olaylar gerçekleşirse tamamen bu sefer dibe, bataklığa saplanacağız ve çıkamayacağız. Göreceksiniz. Oyuncu gelmek istemeyecek buraya yabancı. Yıldız oyuncu gelmek istemeyecek. Bak nasıl Icardi'ler geldi, Dzeko'lar geldi. İşte
geliyor, Pepe'ler geldi, Chamberlain o geldi, bu geldi. İleride bu oyuncuları da buraya getirtemeyeceğiz. Göreceksiniz bak. Şimdi önemli Beşiktaş şimdi Fransa'dan oyuncu bakıyor. Önemli isimler bakıyor. Getirtmeye çalışacak Ocak ayında. Adam diyebilir ki ya sizin ülkenizde hakemler öldürüyesiye dövülüyor. Futbolcular işte araya giriyor. Hakemi arkadaşlarını savunmak için 5 maç ceza alıyor. Ben gelmiyorum arkadaş dese ne yapacaksın? Hani ne diyeceksin? Yok öyle bir şey mi diyeceksin? Diyemeyeceksin. Nasıl ikna edeceksin? Bakın bunlar belki basit geliyor insanlara. Ama öyle değil. Hakikaten diyorlar ya marka değeri var futbolun. Marka değeri varsa bunlarla zarar veriyoruz. Marka var mı ki ortada işte, değeri olsun? Değer yok zaten. Ya marka yok marka ortada. Da yok hiçbir biz şey yok. Biz bu laftan bir kere daha da acilen kurtulmamız şey. Gerekiyor. Her gelen federasyon ülke marka değeri. Ülke marka değerini koruyalım. Ya ortada marka yok. Ne markası ya? Yani böyle bir ligde marka, marka olacak ya? Önce. Ya bu zeminlerle, bu hakem yönetimiyle, bu yaşanan olaylarla nasıl bir marka değeri olması bekleniyor. Marka yok ortada. Bunu kabul edelim. Herhalde artık. Canım ne Türk markası ya? Türk futbolunun markası yok. Türk futbolu Avrupa'da bir marka değil. Bunu kabul edelim. Onur bir de bu buzdağının görünen yüzü tabii bir ki. De görünmeyen yüzü var. Alt liglere, üçüncü liglere, amatör, gidersen... ikinci liglere bak neler oluyor ya. Aslında hemen hemen her maç hakemi de ölüyor orada. Bakma sen şimdi Süper Lig bir de Türkiye'nin bir numaralı hakemi diye bu kadar konuşuluyor. Orada neler oluyor ya her maç işte amatörlerde falan. Garibim hakemlerin bu sefer ne koruması var, ne basım var, ne bir şey var. Dayak yiyen kalıyor zaten dayak yediğiyle. Yani bu işe altlardan başlayacaksın. Ya bu konuşmakla falan olmaz. Tedbirlerini alacaksın arkadaş. Aslında yapabilirsin yani. Çok da zor bir şey değil. Yok, caydırıcı bir caydırıcı önlemden alacaksın. Emniyetli işte ne diyor Sayın Büyükekşi? Bugün diyor, dedim ya ben sana, görüşürler büyük ihtimalle bakanlarla. Evet, evet, evet. Bugün İçişleri Bakanı'yla, Sayın Bakan'la görüşürken, Adalet Bakanı'yla görüşürken, kardeşim diyeceksin biz artık cezai tedbirlerin arttırılmasını istiyoruz. Hem emniyet tedbiri olsun, hem hukuksal anlamda. Hakem döven mi? Futbolcuya saldıran mı? Yalnız hakem de hakem değil, futbolculara saldırdılar ya. Burada caydırıcılık da yetmez. Tabii. O kuralların herkese eşit şekilde uygulanması evet. gerekiyor. Yani ya, siz... Bir olayda işte B takımına 5 maç ceza verip 3 hafta sonra A takımına 2 maç ceza verirseniz yine kaos olur. Tabii oluyor zaten. Hep konuşulmadı mı işte? O diyor aynı şeyi yapan 2 maç aldı ben 5 maç aldım. Yani hem adaletli olacaksınız hem de ağır yaptırımlar getireceksiniz. Hızlı aksiyon alınması gerekiyor. Yöneticiler, bak yöneticilere de yalnız şeye değil taraftara falan da değil. Tabii yöneticilere ki. Yöneticiye, de. Yöneticiye, futbolcuya, hepimiz bak olsun. biz de olalım. Önemli değil. Biz de olalım. Bizde de aşırıya kaçan insanlar var. Ya eleştirmek hepimizin basın özgürlüğü. Eleştireceksin ama adam gibi eleştireceksin ya. Adamı sen hedef tahtası haline hedef getirirsen. Hedef göstermek, hakaret etmek. Hakaret, hedef gösteriyorsun ya. Kim kime hedef gösterebilir ya bu şeyde? Hepimiz bizi de hedef gösteriyorlar. Sanki şey değil mi? Biz de gazeteci olarak yıllarca hedef gösterildik. Ya her gün yani Allah'a şükür. Hakemler açıklamasında en kolay hakaret edilen meslek grubu biziz, haklılar. Biz yani ikinci sırada biz varız. İkinci sıradayız aslında gerçekten. Bizi yıllarca hedef gösterdiler o tarafların önünde. Ya bir şey olsa Allah korusun. Oldu da zamanında gazeteci çok arkadaşımıza tabii. saldırıldı edildi. Yani bu kadar kolay olmamalı bu iş. Bu kanun mecliste yeniden ekstra bir kanun mu çıkarılır? Kararname mi çıkarılması lazım? Hakikaten yapılması lazım. Yani ben bundan sonra olacağını ümit ediyorum. İnşallah olur. Sporun içinde yani bu da bir resmen bir terör yani. Terör sadece işte ne bileyim silahla milahla olmaz ki. Bu da bir futbol spor terörü. Resmen bir linç olayı var burada. 2-3 kişinin katıldığı şey bence linçtir. Ona göre yani değerlendirilsin ve ona göre yargıdan böyle bir karar çıksın. Yani caydırıcı bir karar çıkmazsa yaptığıyla kalınır. Maalesef dediğin gibi 10 gün konuşuruz ondan sonra tabii, unutulur tabii. Gider, gün, yani, gider yani. 10-15 gün konuşuruz ondan sonra yine eski günlere geri döneceğiz. Yaptırım yani, ağır olacak gibi. Ağır. Ağır olmazsa hikaye ben sana söyleyeyim yani. Şimdi bugün bakanlarla bir görüşme yapacak Mehmet Büyükekşi. Yarın da Federasyon Yönetim Kurulu toplantısı bir kez daha yapılacak. Ligin ve ligin durumu belli olacak ama... Ligin durumu da zannediyorum işte o bakanlarla bugün yapılacak evet. görüşmeye göre hani nasıl bir yaptırım uygulanacaksa çünkü hakemler aslında bunun cevabını bizden ziyade hakemler aynen. öğrenmek istiyor. Çünkü ona göre belki de bir
karar verecekler. Geleceğimizle ilgili bir karar alacağız tabii diyor çünkü ortak basın açıklamasında. Tabii. Onlar ne yapacaklar? Enteresan. Hakemler belki diyecek ki biz uzun sürede çıkmayacağız. Çıkmazsa ne yapacaksın? Oynatamazsın ki ligi. Ne yapabilirsin? Hiçbir şey yapamazsın. Tabii ki. Evet. Adamlar diyecek ki kardeşim bizim şeyimiz, kafa moralimiz, psikolojik durumumuz iyi değil. Biz şu süre çıkmak istemiyoruz. Belki ayrılanlar olacak aralarından. Şimdi sonuçta bunların çoğu meslek sahibi de aynı zamanda. Tamam, profesyonelliğe geçildi bazıları. Hı hı. Bazıları da meslek sahibi var. Tabii. İkinci meslekleri var ya da öbürleri de bırakacak. Biz mesleğimizi ödeneriz diyecek adam. Ya her maç küfür ye, her maç şiddet karşısında altında dur. Şimdi Halil Umut Meler'in işte 10 günlük bir bebeği, yani eşini tahmin bile edemiyoruz. Düşün yani yeni doğum yapmış bir kadının ruh hali nasıl olur ya? O ekranda izliyordu eşini. Bir anda dayak yediğini gördü. Kolay mı ya? Biz unutuyoruz işte. Yani. Biz hakemin insan olduğunu unutuyoruz bazen yani. Bir ailesi olduğunu unutuyoruz. Ailesi olduğunu unutuyoruz. Ya şu insan fotoğraf var ya, yani ben sosyum son yıllarda çekilmiş en dikkat çekici ve aynı zamanda üzüntü verici bir fotoğraf. Evet, bu arada tebrik etmek gerekiyor. Vallahi, şu an ismini bilmiyoruz, kusura bakmasın. Fotoğrafı çeken arkadaşımız. Acaba ödül alması gerekiyor tartışmasız. Çok şey yani, fotoğraf. Yani futbol tarihinin bir ansiklopedisi yapılsa mutlaka bu fotoğrafta çok büyük bir şekilde yer alacak bir fotoğraftır. Türk futbolunun kara gecelerinden bir tanesi tartışmasız. Dediğim gibi yani şimdi bundan sonra yapacaklarımız çok önemli. Yani artık bu geceyi, dün geceyi konuşmak çok bir şey ifade etmeyecek bizler için. Bundan sonra atılacak adımlar konuşuluyor, basın açıklamaları, ama lafta kalıyor bizde hep. Umarım bu kez lafta kalmasın diye düşünüyorum. Yarın büyük ihtimalle evet, liglerle ilgili bir takvim belirlenecektir diye düşünüyorum. Çünkü belirsizlik de çok hoş bir durum değil. Tabii. Dolayısıyla burada büyük ihtimalle işte önümüzdeki hafta liglerin kaldığı yerden devam ettiği açıklanacak, ama burada hızlı bir aksiyonla bir kere burada sorumlulara cezaların verilmesi gerekiyor. Yani hızlı bir şekilde. İşte Ankara Gücü Kulübü'ne bir ceza verilecek mi? Orada hakeme saldıranlara nasıl bir ceza verilecek? Saha içinde futbolcular var, teknik adamlar var. Onlarla ilgili bir yaptırım uygulanacak mı? Taraftarlar sahaya giriyor. Onlara ne yapılacak? Ömür boyu men verilecek mi? Şimdi bunları hep görmemiz gerekiyor bizim. Bunu gördükten sonra büyük ihtimalle ligin geleceğiyle ilgili çok daha net bir karar alınacak. Ama dediğim gibi çok fazla büyük bir erteleme söz konusu olamayacaktır. Ki olması da çok anlamlı değil. Bir şey ifade etmeyecek. Tabii zaten takvim daha da sıkışacak. Yok. Eğer gerçekten de işimize yarayacaksa bu durum, ertelensin. 3 ay ertelensin. Çok mühim değil. Ya lig iptal edilsin. O arada ne yapılacağı? Önemli olan nasıl bir aksiyon alınacak bundan sonrası zaten için? Şampiyona var, o şampiyonaya hazır gitmesi lazım oyuncuların. 10 gün bile ertelese ben sana söyleyeyim sıkıntı. Şimdi herkes form durumu çıkışta, hepsi takımların. Ya, erteledin ne olacak? Bütün oyuncular geriye düşecek. Yani hem Şampiyonlar Ligi var. Oldu da şimdi bugün Galatasaray mesela kazandı. Gruptan çıktı. Nasıl erteleyeceksin? O takım form tutmuş. Yani o bir çözüm değil zaten ertelemek. O çözüm Peki. değil. Şimdi acaba tutuklamalar var dedik. Nasıl kararlar verilecek bunları merak ediyoruz dedik. Hemen avukat Anıl Dinçer'le bir Skype bağlantısı yapacağız. Ve önümüzdeki süreçte neler yaşanabilir bunları doğrudan uzmanına soracağız. Anıl Dinçer, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Ezgi Hanım. Sizlere ve konuklarınıza iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Önümüzdeki son bilgi, Ankara Gücü Başkanı Faruk Koca ve Halil Umut Meler'e saldıran diğer iki kişinin tutuklandığı, üç kişinin de adli kontrol şartıyla sevk edildikleri bilgisi var. Şimdi bu ne anlama geliyor bizim için? Bundan sonra süreç nasıl işleyecek? Acaba ne gibi bir karar çıkabilir? Buradan başlayalım. Başka sorularımız da muhakkak olacak. Tabii ki de. Ben bu olayı iki açıdan değerlendirmek istiyorum. Birincisi Türkiye Futbol Federasyonu disiplin talimatına uygun olarak. İkincisi de bu adli bir vaka. Çünkü hakemler kamu görevlisi olarak geçiyor. Yani hakemleri ben şöyle tanımlıyorum. Sahadaki bir yargıçtır, karar verendir. Kimin o sahada bulunması, kimin bulunmaması gerektiğine karar veren bir yargıçtır benim gözümde. Yani bir kamu görevlisidir, kamu çalışanıdır. Ondan dolayı burada kamu görevlisine karşı bir saldırı olduğu için adli bir vaka. Bundan dolayı resen bir soruşturma yapılmıştır. Yani şikayete bağlı değildir. Bu iş artık devletimiz görecektir. Onun haricinde de disiplin talimatında birçok başlık var. Yani olay ve eylem o kadar vahim ki başlıkların her birine konabiliyor. Disiplin talimatının 44. maddesi saldırı başlığına girebiliyor. Aynı zamanda 45. maddesi kavga başlığına girebiliyor, her ne kadar karşılık olmasa da.
Madde 36 sportmenliğe aykırı hareket olarak giriyor ki burada çok güzel tanımlanmış. Hatta bu eyleme de çok güzel uyuyor. Spor ahlakına aykırı hareket eden, TFF'nin saygınlığını zedeleyen, futbolun değerini düşüren eylemlerde bulunan kişiler diye ki her biri bunların bu eyleme giriyor. Ayrıca diyor bu müsabaka görevlilerine karşı olması durumunda da diyor 150 gün hak mahrumiyeti cezası, 600 bin TL'de para cezası diyor. Bu sadece sportmenliğe aykırı hareket başlığı altında. Aynı şekilde saldırı olarak değerlendirildiğinde maksimum 400 gün hak mahrumiyeti, 825 bin TL para cezası. Aynı şekilde kavga başlığı altında değerlendirildiğinde 200 gün hak mahrumiyeti cezası, 390 bin TL para cezası. Yani TFF disiplin talimatına göre bunlar eklenerek gidebilir. Aynı zamanda madde 35'e göre ilave cezalar da öngörülebilir TFF tarafından. Benim tahminim, maksimum ceza olarak söylüyorum. Bunu tabii TFF karar verecek. 1,5-2 yıl kadar sahalardan uzak kalma ihtimali var Faruk Koca'nın. Tabii bu 5 ayda olabilir, 6 ayda olabilir. Ben maksimum söylüyorum. Aynı zamanda da 1 ila 2 milyon TL arası ciddi para cezası gelebilir. Aynı şekilde Ankara Gücü Kulübü'ne saha kapatma ve para cezaları gelmesini muhtemel görüyorum. Tabii bunun da ayrıca bir adli yönü var. Peki şimdi bu cezaların yaklaşık 2 saate, hatta dün geceden beri konuşuyoruz. Caydırıcı olması noktasında aslında bir şeyler yapılması gerekir görüşünde herkes birleşti. Şimdi bu bir normal şartlarda şu anki yasaya göre anladığım kadarıyla siz de anlatıyorsunuz ama bir emsal teşkil etmesi adına o maksimumdan da daha farklı bir cezayla acaba karşı karşıya kalabilir miyiz? Yani adli tarafı da anlatıp emsalleri paylaşmak istiyorum. Birkaç emsal var ama amatör futbolda da daha çok var. Adli tarafta da şöyle, Türk Ceza Kanunu 86. maddesine göre kasten adam yaralama suçundan ceza gelebilir. 1 ila 3 yıl hapis cezası. Ancak 62-22 sayılı kanun var biliyorsunuz, sporda şiddetin önlenmesi adlı kanun. Burada diyor ki müsabaka görevlilerine ilişkin olursa ve saha içerisinde olursa, bu yani spor müsabakalarında olursa, bu TCK'nın belirlediği 1 ila 3 yıllık ceza yarı oranda arttırılabilir. Yani 4,5 yıla kadar bir hapis cezası öngörülebilir. Ve burada bir nokta var. Aslında caydırıcı nokta. Herkesin de sorduğu bir nokta. Faruk Koca bundan sonra başkan olabilecek mi? Yönetici olabilecek mi? Veya futbol müsabakalarında görev alabilecek mi? Şunu söyleyebilirim. Futbol disiplin talimatında TFF'nin bir madde var. Diyor ki yaralama suçundan kasten olarak 2 yıldan fazla ceza olan bir kişi direkt hak mahrumiyeti cezası alıyor. Yani bir daha başkanlık yapamama durumu olabilir. Tabii adli tarafta 2 yıldan fazla bir ceza gelmesine bağlı bu. TFF tarafından bahsetmiyorum. Bunun dışında emsaller var. 3 tane emsal bahsetmek istiyorum. Biri uluslararası, 2 tane ulusal. Ulusaldan başlayayım. Rıfat Arslan diye bir futbolcu var. Amatör futbolcu. Aynı şekilde 20 yaşında bir futbolcu. Hakeme vuruyor. Bu konuyla ilgili emsallerden bahsediyordunuz. İsterseniz hızlıca özetleyelim bir kez daha. Estağfurullah, ne demek. Kısaca özetlemek adına, amatör futbolda Rıfat Arslan ve Furkan Uzun adlı iki futbolcu var. Hakem aynı şekilde fiziksel müdahalede bulunan. Rıfat Arslan adlı futbolcu İstanbul 3. Asli Ceza Mahkemesi'nden 5 ay hapis cezası alıyor ve 1 yıl müsabakalara giriş cezası alıyor. Aynı şekilde Furkan Uzun adlı amatör futbolcu da İl Disiplin Kurulu'ndan 23 müsabakadan men alıyor. Bunun global çaptaki örneği ise Ivan Savvidis. Belinde silah alabilirsiniz siz de. Yunanistan'da AYK PAOK maçında sağ alanına giriyor. Herhangi bir fiziksel müdahale yok, ancak Yunanistan'da bu infiale neden oluyor ve 3 yıl müsabakalardan men cezası alıyor Başkan Bey. Ve 5 puan silme cezası alıyor kendi kulübü PAOK. Peki. Sorunuz var mı? Yorumcularıma hemen döneyim. Ben Anıl Bey'e bir sorum olacak. Tabii ki. Şimdi sahadaki maçtan sonraki görüntülerde Anıl Bey, siz de görmüşsünüzdür. Sadece Ankara Gücü Başkanı değil, 2-3 kişi daha toplu bir şekilde hakeme doğru fiili bir saldırısı var. Orada bilmiyorum, ceza kanununda nasıl değerlendirildi? Yani böyle bir linç girişimi gibi biz burada diyoruz ama yanlış mı söylüyoruz? Yani bir linç girişimi var mı sizce? Kanuna göre ne diyor kanun? Ya öncelikle kanuna göre burada yine aynı maddeden, madde 86'dan kasten yaralama suçuna bu kişiler de girecek. Aynı şekilde burada iştirak ettikleri ve linç benzeri bir girişimde bulundukları görülüyor. Ondan dolayı bu da cezayı arttırıcı bir unsur olacaktır diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Spor hukukçusu Anıl Dinçer yaşanan olayların adli boyutunu bizlerle paylaştı. Neler olabileceğine dair çok çok teşekkür ediyoruz Anıl Bey. İyi çalışmalar diliyorum. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim. Çok teşekkürler. Bak, etkiler diyor. Toplu yapılması bir eylemin. Linç girişimi. Tabii ki.
o yetkiler. Aynen. Evet, yani minimum cezalardan, maksimum cezalardan artık hangi maddelerden nasıl cezalar gelebileceğini anlattı bize Anıl Dinçer. Artık sürecin tabii ki çok yakından takipçisi olacağız ve neler yaşanacağını göreceğiz. Değerli izleyenler, yaklaşık 1,5 saattir, hatta daha fazla bir süredir bu konuyu konuşuyoruz, değerlendiriyoruz. Çok daha fazla da konuşacağız tabii ki, çok çok önemli bir durum. Ama bir taraftan da bu akşam çok önemli bir maç var. Yani kesinlikle aslında onunla başlamamız gerekirken, onu ya konuşmamız gerekirken, sorunumuz bu zaten işte, son derece keyifli bir yayın yapmamız gerekirken, işte muhtemelen 11'ler kim oynar kim oynamaz muhabbeti yapmamız gerekirken nelerden bahsediyoruz? Ne yazık ki. Tabii ki konuşmamak olmaz. Beşiktaş çok çok önemli bir sınav. Bunu söylemek lazım. Belki de şu anda Avrupa'da o yıkılan imajı belki de bu gece yapılacak bir, yani iyi bir sonuçla sahada gösterilecek doğru görüntülerle belki de toparlayacağız, tamir edeceğiz. Onu da konuşacağız tabii ki. Ama şöyle birkaç bilgi var yine. FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun Halil Umut Meler'e yapılan saldırıyı kınadığına dair bir bilgi var. Onu da paylaşalım izleyicilerimizle. Dediğimiz gibi gün boyu bu konuyla ilgili ne gelişmeler yaşanacak, bağlantılarımız olacak, konuşacağız bütün programlarımızda. Ama Galatasaray Kopenhag karşısında tarihi bir sınava çıkıyor, tarihi bir mücadeleye çıkıyor. Bu konuyu konuşmadan programı tabii ki bitiremeyiz. Onur, hemen sana dönmek istiyorum. Tarihi bir mücadele, Parken Stadı. Daha önce Türk futbol tarihinin en büyük başarısının geldiği statta bir sınava çıkacak Galatasaray. Nasıl bir maç bekliyorsun? Ya açıkçası sarı kırmızı renkleri yeniden Parken Stadı'nda gördüğümde biraz geçmişe döndüm. Herkes dönmüştür büyük ihtimalle 2000 yılına. Ben 19 yaşındaydım o zaman. Tabii ki Galatasaray için özel bir stat. Galatasaray için finaller her zaman özeldir. Özellikle Avrupa'da. Yani şimdi Galatasaray ismi, Avrupa, final dediğimiz zaman orada mutlaka güzel bir sonuç ortaya çıkıyor. Zor maç olacak ama. Yani Kopenhag benim çok beğendiğim, çok sert, çok disiplinli bir takım. Asla kolay bir maç olmasını beklemiyorum. Galatasaray'ın birçok şeyi doğru yapması gerekiyor sahada. Hı-hı. Belki de sezonun en iyi, en doğru oyununu oynaması lazım Galatasaray'ın. Bu gelirse ancak bence tur gelebilir diye düşünüyorum. Peki doğru oyun ne olur Kopenhag karşısında? Açıkçası Galatasaray'ın bu sene iyi oyunları oldu Şampiyonlar Ligi'nde. Bayern Münih maçlarında, United maçlarında. Ama bu oyunların ne kadarı doğru oyundu, o biraz tartışılır. Ya da ne kadar gerçekçi oyunlardı. Yani maçın geneline yayılan oyunlardan ziyade bölüm bölüm iyi oynanan oyunlar vardı Galatasaray adına. İşte Bayern Münih maçlarında mesela buradaki maçta 45 dakika, oradaki maçta yarım saat. Yine buradaki United maçında bölüm bölüm iyi oyunlar. Galatasaray'ın bu gece mutlaka iyi oyununu maçın geneline yayması gerekiyor. Ve şöyle bir şey var. Şimdi iki seçenek vardır burada. Galatasaray'ın güçlü bir tarafı var. Burada da yetenek. Onur, bir özür dileyerek araya gireceğim. Faruk Koca'nın savcılık ifadesi gelmiş. Bir bakalım. Hakemin verdiği yanlış kararlar ve tahrik edici davranışlarından dolayı bu olay gelişmiştir. Benim amacım hakeme sözlü tepki gösterip yüzüne tükürmekti. Bu esnada hakemin yüzüne bir tokat attım. Benim atmış olduğum tokat kırığa sebep vermez. Benim atmış olduğum tokattan sonra hakem yaklaşık 5-10 saniye ayakta durdu. Daha sonra kendisini yere attı. Kalp rahatsızlığım bulunması sebebiyle de beni olay yerinden hemen uzaklaştırdılar. Ben bunun dışında gerçekleşen hiçbir olaydan haberdar değilim. Devamı var mı arkadaşlar? Bu kadar. Komik ama güldürmedi. Yani şaka gibi. Özür kabahatinden büyük ifadesinin tam karşılığı oldu. Bir de, benim amacım yüzüne tükürmekti diyor. Tokatla yumruğu herhalde karıştırıyor Faruk Koca. Yani tokat mı atmış, yumruk mu atmış görünüyor yani görüntülerde. Görüntü çok mu? Yani onu karıştırıyor yani tokat. Bilmiyor herhalde yani tokatla yumruğu. İstediğini söylesin bence artık bu işten kurtulmasının İnanılır bence bir yani ihtimali yok diye düşünüyorum. Yani şurada özür bile dilemiyor yani. Yaptım bir şey, pişmanlık, hiçbir belirti, pişmanlık belirtisi yok. Sanki yani hakeme gidip hakaret edip yüzüne tükürmek normal bir hadiseymiş gibi anlatıyor bir de Faruk Koca. Bu da enteresan tabii ki. İşte
Bu gücü nereden buluyorlar? Nasıl böyle cesaretli olabiliyorlar? İşte dediğim gibi emsal kararlar var. Yani büyük ihtimalle Sayın Koca, Faruk Koca sahaya girdiği zaman ben bu işten sıyrılırım, bir şey olmaz diye düşünüyordu büyük ihtimalle. Yani bu tokatla yumruk arasındaki fark. Yani bu tokatsa o zaman... Tokat atsa ne olacak yani? İyi bir şey mi sanki? Öyle bir şey anlatılıyor ki sanki. Tokat da atamazsın ki zaten. Sanki yani. Evet yani yüzüne tükürmek ya da tokat atmak normal bir kabul edilebilir sanki. Gibi. İnanılır gibi değil vallahi ya. Bilemiyorum vallahi. Bence attığı yumruk kadar utanç verici canım, bir olay bence. İfadede hiçbir pişmanlık yok zaten. Ya bu tarz ifadeler bu arada öncesinde genelde avukatlarla konuşularak verilir ama... Ya ortada tabii. Görüntü olmasa yanlış belki şu ifadeyle yırtabilir bu işten. Tabii. Ortada görüntü var, milyonlarca insan izledi. Açıklama böyle. Savcılık ifadesi böyle tabii, daha doğrusu. Bakalım ne olacak, ne bitecek. Görüntüler var. Takipçisi olacağız dediğim gibi. Yeniden Galatasaray'a dönebiliriz. Onu. Yani Galatasaray'ın güçlü tarafı yetenek kısmı. Yani Kopenhag'dan çok daha yetenekli bir takım Galatasaray. Bireysel olarak, takım olarak. Kopenhag'da fizik gücü belki de evet. Şampiyonlar Ligi'nin en iyi takımlarından biri tartışmasız. Şimdi burada iki yön var. Ya Okan Hoca şunu yapacak, rakibin güçlü yönlerini zayıflatacak bir önlem alacak ya da kendi güçlü yönlerini ortaya çıkaracak bir oyunu oynatacak. Okan Hoca'yı biliyoruz. Saha, rakip fark etmeksizin kendi oyununu oynatmak isteyen bir teknik direktör. Galatasaray için bir referans noktası var. İlk Kopenhag maçının 30 dakikası. Yani Kopenhag'a karşı belki de hiçbir takımın yapmadığı bir oyun oynadı Galatasaray. Ezdi resmen sahada Kopenhag'ı. Bu nasıl oldu? Galatasaray yeteneklerini fizik gücüyle birleştirdi. Ve ortaya çok iyi bir oyun çıkmıştı. Galatasaray'ın bu gecede bu fizik güç ve yeteneğin birleştiği oyunu minimum 60 dakikaya yayması gerekiyor. Bu olursa zaten Galatasaray çok yetenekli bir takım olduğu için Kopenhag'dan mutlaka skor gelecektir. Burada önemli nokta şu, Galatasaray'ın o fiziki direncini ne kadar sahaya yansıtabileceği. Oyuncu tercihlerinin biraz bu yönden bakılması gerektiğini düşünüyorum. Mesela şimdi muhtemel 11'lere baktığımız zaman hemen işte... Hemen bakalım isteyelim arkadaşlarımızdan, sen devam et. Zaha, Kerem, Ziyech ve Icardi dörtlüsünün bir arada oynadığı bir düzen çok bana gerçekçi gelmiyor. Açıkçası. Tam bunu dedin ve böyle bir düzen evet. Karşımıza çıktı. Mustera, Boye, Sanchez, Abdülkerim, Anelinho... Kaan, Torreira, Ziyech, Kerem, Zaha ve Icardi. Sana gerçekçi gelmeyen nokta ne olmuş? Yani dediğim gibi bu 11 ile Galatasaray'ın o fiziki güç anlamında Kopenhag'la çok uzun bir süre başa çıkabileceğini düşünmüyorum. Tabii ki Galatasaray kendi oyununu oynasın, kendi oyun doğrularını sahaya yansıtsın. Doğrusu budur. Ancak mesela Ziyech yerine fizik gücü evet. Çok daha iyi Barış Tete, Alper. Barış Alper tarzı bir tercih. Ziyech'in hamle oyuncusu olarak oynaması sanki biraz daha akla yatkın geliyor bana. Doğru. Yani karşımızda Avrupa'nın belki de en dirençli, en çok koşanan takımı var. Fizik gücü ön planında bir takım var. Peki koşan bir takıma Danimarka hava şartlarında koşarak yanıt vermek... Değil. Denge olması lazım burada. Ben şunu demiyorum. Galatasaray tüm koşan oyuncularını sahaya sürsün demiyorum. Evet. Tabii ki yetenekli oyuncularını sahaya sürecek ki güçlü tarafını ortaya çıkaracak. Galatasaray'ın güçlü tarafı bu. Yani iki boksör güç düşünün. Birinin sağ kroşesi güçlü, birinin aparkatı güçlü. Şimdi Galatasaray savunma mı yapacak, sağ kroşesini mi rakibe savuracak? Sağ kroşesini savursun rakibi. Ama savunmasını da alsın, önlemini alsın. Savunmayı da alsın. Dolayısıyla Galatasaray yeteneğini ortaya koysun ama biraz da bu işe fizik güç katsın diyorum ben. Bir harmanlama olsun sadece. Yoksa şunu demiyorum, Kopenhag'a karşı Galatasaray Barış Alper'i koysun, işte 3 tane orta saha oyuncusunu oynatsın demiyorum. Ama oradaki Ziyech tercihi benim kafamı kurcalıyor. Ne kadar savunma yardımı yapabilecek Sacha Boya? Yani biz Manchester United maçında klip hazırladık Ziyech'ten. Mükemmel iki tane gol attı. Ama işin savunma kısmında ne yaptı? Sacha Boya soralım bir o geceyi. Anlatsın bakalım bize neler yaşamış sahada. Garnacho'ya karşı, Luke Shaw'a karşı. O yüzden de diyorum yani burada Ziyech'i hamle oyuncusu olarak kullanmak ikinci yarıda rakip biraz yorulduktan sonra yorulurlar mı onu da bilmiyorum ama en azından 60'tan 70'ten sonra oynatmak daha mantıklı geliyor bana. Tabii ki Okan Buruk burada bizden çok daha iyi biliyor bu işi. En doğru kararı verecektir. Kart alayım. Ben de öyle düşünüyorum. Yani özellikle 11'de Ziyech zaten fizik olarak geride bir oyuncu. Yani sık sakatlanan bir oyuncu. Sakatlığından sonra ne kadar geri dönebilecek? Onlar hep soru işareti. Hele hele böylesine fizik gücünün öne çıkacağı bir maçta. Hava şartları, hava soğuk, büyük ihtimal yağışta olacak. Burada mücadele gücü... öne çıkan oyuncularla oynamak zorundasınız. Hakim Ziyech'le başlaması yanlış eğer başlarsa. Oraya bir Barış Alper olabilir, Tete olabilir ama ben Barış Alper'in daha uygun olduğunu düşünüyorum. Fiziksel kalite anlamında.
mesela Zaha bile, yani tamam bu maçların adamı, tecrübelidir falan, ama Zaha bile sonradan sokulabilir. Kerem'i oraya alıp Mertens'i Icardi'nin arkasına alabilir. Mertens iyi oynuyor çünkü haftalardır. Oynadığı her maçta iyi oynamaya başladı. Öyle bir 11 ile de çıkabilir. Onun dışında ilk maçta, İstanbul'daki maçta oyunun genelinde Kopenhag daha hakimdi. Yani 30 dakikadan sonra evet, daha hakimdi. Sonlara doğru Galatasaray açılınca, son 15-20 dakika Galatasaray çok iyi top oynadı. Ve neticede beraberliği buldu. Galatasaray o son 15-20 dakikadaki oyununu baştan başlarsa, bir de erken gol bulursa çok şanslı olur ki bu Galatasaray maçta. Galatasaray o maçta hiç hazır değildi. Evet, işte tabii, hazır değildi. Hep söylüyorduk. Çok mesela o maçta Zaha yoktu. Tabii. Ziyech hiç iyi durumda değildi. Mesela o maçta. Mesela hoca Torreira Kaan ikilisini henüz bulmamıştı. Doğru. Kerem Demirbay evet, oynamıştı o maçta. Davinson Sanchez yoktu. Yoktu. Nelson oynamıştı fizik savunmada. Fizik olarak gerideydi. Yani sezon başı kesinlikle ilk maça göre çok daha iyi bir Galatasaray. Tabii. Ama şunu da düşünmeyelim. Hani Kopenhag Lig'de kötü gidiyor, kötü durumda. Hayır. Onların tüm odağı, tüm konsantrasyonu bu gece. Şampiyonlar Ligi, doğru. Bu arada şey Ezgi, son bir dakika. Halil Hoca'nın da ifadesi ortaya çıkmış. Savcılık ifadesi. Okuyalım sana istersen. Sen de tabii istiyorsan. Ki. Halil Umut Meler'de savcıya, Faruk Koca tüm hakem arkadaşlarımla bana sizi bitireceğim dedi. Bana hitaben seni öldüreceğim dedi. Kocadan ve diğer şahıslardan davacı şikayetçiyim, uzlaşmak istemiyorum demiş Halil Umut Meler'in de savcılık ifadesi. Her şey var burada. Tehdit de var yani. Yok yok yani. Her şey var. Neler yaşanacak bu konunun yakından takipçisi olacağız değerli izleyenler. Süremizin sonuna geldik. Galatasaray'a yürekten başarılar diliyoruz bu akşam. Konuklarıma da çok çok teşekkürler ediyorum. Ağzınıza sağlık. Spor Ajansı'nı noktalıyoruz. Hoşçakalın.